Hocam toplantıyı kayıt altına aldım şu anda. İstediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Kaç kişiyiz biz? Şu an 40 hocam. Evet. Geliyorlar Yani katılımcılar. geliyorlar. O zaman usulüne uygun olsun diye sen konuşmanı başlat istersen biz de devam edelim ha? Tamam. Değerli katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle toplantının güvenliği açısından hocalarımız dışındaki tüm herkesi sessize alacağım. Ve yazdığınız bütün yazışmalar sadece hocalarımıza ve bana iletilecek. Bilginiz olsun. Güvenlik açısından bunu yapıyorum. En son 5 dakika hocam ya da işte her konuşmadan sonra hocalarım arzu ederse sizlerin de mikrofonlarını açacağım. Ve siz de konuşabilirsiniz. Yalnız sizden ricam şöyle, konuşmak isteyen, söz hakkı almak isteyenler, ekranın altında reactions var. Onu tıkladıktan sonra raise hand'i tıklayıp yani el kaldırın. El kaldırdıktan sonra ben size söz hakkı yani hocalarımızın doğrultusunda söz hakkı teknik olarak da tanımlayacağım. Üç kişi Evet hocam. bekliyor. Yakup üç kişi bekliyor. Dört Hocam mü? bekleyenleri alıyorum ben. Başlayayım mı? Sen Evet buyur hocam. ama açılışını yap istersen söylemek istediklerin. Bu toplantıyı biraz da sana borçluyuz teknik olarak. Hocam ben arada katkı sunarsam daha iyi olur diye düşündüm. Tamam. Buyurun. O zaman hoş geldiniz değerli konuklar diyeyim ben. Bugünkü toplantımızın konusu her zamanki gibi oldukça ilginç. Doçent Doktor Can Bisel, Doçent Doktor Barış Akçalı, Prof. Doktor Deniz İnal ve Prof. Doktor Gürkan Ersoy hocalarımız bütünleşik olarak bugünkü toplantımızın konusu olan Akdeniz'deki ekosistem değişiklikleriyle ilgili bize bilgi verecekler. Gerçekten tam da gelişmeler olurken böyle bir toplantıyı düzenlemek çok uygun oldu. Özlem hocamla birlikte bu toplantıyı yöneteceğiz. İkimiz de kendisi de benden sonra konuşacak. Bu toplantının güzel geçeceğini düşünerek heyecanlanıyoruz. Ben kamu yönetimi bakış açısından birkaç konuya değinmek istiyorum izninizle. Gerçekten önemli bir konu bu çalışma konusu. Ben tabii kamu yönetimi açısından 11. Kalkınma Planı'nda küresel gelişmeler ve eğilimler başlıklı yazının giriş kısmında şu ifadeye rastladım. Ekonomik zorluklar yüksek gelirli ülkelerin yenilikçi üretim teknolojisi ve nitelikli insan kaynaklarındaki üstünlükleri, teknoloji savaşları, ticaret savaşları, korumacılık yaklaşımlarını güçlendirecek ve bir ticari savaş üslubu içerisinde olayların gelişeceğinden bahsediyor. Savaş sözcüğü nereden bakarsanız bakın gerilimli bir sözcük. Demek ki bu noktada bizim çok yönlü olaylara bakmamız gerekiyor. Akdeniz'den konuştuğumuz için Akdeniz aslında öteden beri bir rekabet alanı, tarihten beri. 16. ve 17. yüzyılda Akdeniz'in 1538'lerde Preveze Deniz Savaşı ile bir Osmanlı Gölü haline geldiğini biliyoruz. Ancak bu konu etrafındaki üniter savaşçı devletlerin Avrupalı, bugünkü gelişmiş ülkeler yeni dünyalara açılarak ganimetler arayışına girdiler ve birçok ülkeyi sömürdüler ve hala kolonileri var. Aslında bir anlamda tekrar Akdeniz'e geri döndüler. Bu ganimet arayışı sözcüğün altını çiziyorum. Bu bakımdan günümüzde birçok konu ekonomik, politik, teknik yönüyle Akdeniz etrafında dönmekte. Akdeniz 2030'a kadar katlanarak artması beklenen rüzgar enerjisi, petrol, doğal gaz çıkarma, deniz taşımacılığı ve kitle turizmi gibi denize dayalı faaliyetlerle kendisini gösterecek. Yine World Wide Fund'un 2021 raporunda bir çeşit mavi altına hücum sözcüğü kullanılmış. Bu altın ve hücum sözcüğü gerçekten korkutucu sözcükler ve bu da Dünya Yaban Hayatı Fonu'nun 2021 raporunda açıkça yazıyor. Şimdi ve açıkça şu kelimeler ve cümleler var. Bütün bu sektörlerin aynı anda gelişmesinin muhtemel
deniz alanının kullanımında çatışmalara ve doğal kaynaklar ile ekosistem üzerinde bileşik olumsuz etkilere neden olması bekleniyor diye. Nitekim bizim de konularımız bir boyutuyla bunu kapsıyor. Yine bu raporda Akdeniz'de biyolojik çeşitlilik, balık stoklarını yeniden canlandırmak için 2030'a kadar Akdeniz'in %30'unu kapsayacak bir ağ koruma ağından bahsediliyor ve etkin bir şekilde korunmasının şart olduğu söyleniyor. Fakat raporun ilerleyen kısımlarında şu anda resmi olarak deniz koruma alanlarının %9.6 ya da 68'inden bahsedilmekle beraber şu anda sadece etkin yönetilenler %1.27. Oysa dünyanın en önemli denizlerinden olan Akdeniz'in en az üçte birinin korunması gerekiyor. Bu tabii ki önemli bir tespit. Akdeniz'e yılda 230 bin ton çöp dökülüyor. %94'ü plastik atık ve Türkiye'de üçüncü sırada maalesef. Mısır ve İtalya'nın arkasından 24 bin ton çöp atıkla plastik bunlar. Şimdi tabii habitat kaybı bozulması, kirlilik, deniz kaynaklarının aşırı tüketimi, yabancı türlerin bölgeye girişi, iklim değişikliği gibi konular son derece önemli. Bu konuları konuşmacılarımız kapsamlı bir şekilde bize bağlantılı olarak dile getirecek. Ben tabii kendi çalışma alanımla ilgili bir soru sormak istiyorum. Yerel yönetimler bu çatışmacı ortamın uzlaşmacı aktörleri mi? Son zamanlarda yerel yönetimlerin barış tesis etme hareketi oldukça tartışılan bir konu. Yerel yönetimler üzerine çalışanlar ama şehirde bizler biliyoruz ki belediyelerin kardeş kent uygulamaları var. Hem yurt içinde hem yurt dışında uluslararası faaliyetlerde bulunuyorlar. Ve uzun zamandır da bir sosyo-kültürel ortam içinde tecrübe kazandıkları için uluslararası literatürde yerel yönetimlerin bu sınır aşan konularda acaba ulusal aktörlere katkı verecek uzlaşmacı rolleri olabilir mi konusu önem taşıyor. Tabii ki sahip oldukları insan sermayesi veya toplamda bizler anlamına gelen toplumsal sermayesine bağlı bir konu. Dolayısıyla bu noktada da bu sosyal sermaye ile ilgili yani yerel yönetimlerin kapasitesini toplum adına dış politikada da görmezlikten gelmemek gerektiği ileri sürülüyor. Ben kendi uzmanlık alanım noktasında bazı konulara dikkatinizi çekmek istedim. Tekrar hoş geldiniz derim ve toplantının başarılı olmasını dilerim. Özlem Hocam, sizin söylemek istediğiniz var mı bir şeyler? Çalışma hayatı önemli. Tabii bu sizin konunuz diye ben girmedim. Hocam teşekkürler. Ben de hocalarımıza söz vermeden önce genel gelişim niteliğinde tabii çevre asıl kamu yönetimi bölümünün, ARGE'nin dalının başlığı altında sizin tarafınızdan pek çok yayınla da irdelenmiş bir konu ve hala da çalışmalar sürüyor tabii ki. Ben genel olarak tabii Akdeniz özelinde konuşmacılarımız konuyu ele alacaklar ve doğa bilimcisi olarak pozitif bilimler başlığından değerlendirecekler ama dediğiniz gibi biz de çalışma alanlarımız açısından ben sosyoekonomik etkileri ve toplumsal etkileri bağlamında da birkaç not iletmek istiyorum, paylaşmak istiyorum sizlerle çok uzatmadan. İklim değişikliği bağlamında ve çevresel etkiler anlamında dünyanın iklim değişikliği nedeniyle sanayi öncesi döneme göre sadece bir derece daha ısınmış olmasına rağmen günümüzde iklimle ilişkili felaketlerinde sürekli afetlerin yaşandığını biliyoruz, sıklaştığını biliyoruz. Dünyadan pek çok örnek var. Onları hepimiz zaten hem izliyor hem de maalesef sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Sosyoekonomik etkileri çalışma hayatından başlayarak toplumun diğer kesimlerine de erişiyor. İşte su kaynakları. Ekosistem bugün konuşulacak olan konularda olduğu gibi gıda üzerindeki etkileri ve kıyı şeritlerindeki hem sıkışan fırtına ve seller üzerinden toplumsal yaşamı tehdit ettiğini görmekteyiz. Sağlık üzerindeki etkilerini görmekteyiz. Kötü beslenme, bulaşıcı hastalık gibi sıcak havanın, kuraklığın, sellerin neden olduğu hastalık ve ölümler ve tarım ve gıdayla ilişkili olarak gelişen sorunlar giderek büyümekte, geçmişte yaşamadığımız pek çok sorunu yeni risk alanları olarak görmekteyiz.
Bununla bağlantılı olarak da zaten sizler de çok iyi biliyorsunuz, Birleşmiş Milletler'in 2000 yılında küresel düzeyde insan onuru, eşitlik ve esenlik ilkelerinin güçlendirilmesi için topluca taşıdıkları sorumluluğu kabul ederek 1000 yıl bildirgesinde de bunları ilan etmiş durumda. Tabii 1000 yıl kalkınma hedefleri içerisinde de bir numaralı konu yoksulluğa son deniyor. Tabii ki bu yoksulluğa son vermek, yoksullukla mücadele aslında arkasından gelen 17'ye kadar çıkan bu hedeflerin temelini oluşturduğu için, aynı zamanda diğer hedeflerin gerçekleşmesi de yoksulluğun son bulması için katkı sağlayacak. Yani karşılıklı bir ilişkisi var. Burada üzerinde durmamız gereken, belki bugün konuyla da bağlantılı olarak, yine yoksulluk ekseninde genişleyen ve derinleşen sosyal sorunların önlenmesi bakımından işte temiz su, hijyen ve halk sağlığı, erişilebilir, şimdi değindiğiniz gibi temiz enerji kaynakları, yine sanayi, inovasyon ve altyapı olanakları 9. hedefte, yine çok yakından bağlantılı iklim eylemiyle ilgili 13. hedef, sudaki yaşam yine bugün odak konusunda 14. hedef, karasal yaşam ve bütün bunların tüm ülkelerce ilgili yönleriyle sorumluluklarını üstlenerek yerine getirmesi gereken pek çok hedef var. Bununla beraber ekonomik eşitsizliğin, sürdürülebilir tüketimin, barışın, adaletin sürdürülebileceği ve sorunlara bir nebze de olsa sorunların çözülmeye katkı sağlayacağını ifade edebiliriz. Bununla ilgili daha çok emek üzerinde ya da iş gücü üzerindeki daha odak olarak düşünecek olursak da işçi sağlığı, iş güvenliği açısından etkileri var tabii ki bu anlamdaki çevresel anlamdaki problemlerin. İşlerin maruz kaldığı ortam, sıcaklıkların artması, iklim değişikliğinin kuvvetlendiğindeki riskler, bunların dışında hava kirliliği, işte sudaki kirliliğin radyasyona maruz kalma, aşırı iklim olaylarından kaynaklı acil durumların yaşanması gibi çok sayıda yine işte hastalıklar ve diğer biyolojik tehlikelerin yaşanması ve endüstriyel geçişler, gelişen endüstrilerin yine çevreye verdiği zararla bugün Marmara'da da yaşanan, belki hocalarım değinecekler, problem gibi benzerinin has safhada olması bizleri tehdit ediyor ve tabii ki üzüyor, bir yandan da kaygılandırıyor geleceğe dönük olarak. Bizim bir an önce yeşil bakış açısını tekraren ve sıcak bir şekilde gündemde tutmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun dışında yeri geldikçe katkı ve sorularla da burada bulunmaya devam edeceğiz zaten sizinle beraber. Ben çok fazla uzatmadan, konuklarımızı da bekletmeden dilerseniz hocam, Zerrin hocam, ilk konuşmacımıza sözü verelim diye düşünüyorum. Barış hocam, buyurun, söz sizde. Biz arkadaşımla karar verdik, hani bir hata yapmayalım diye. Hocalarımız, konuşmacılarımız lütfen kendisini bir iki satır tanıtırsa daha iyi olur. Can hocam. Ben Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünde benim dönemimde var olan biyolojik oşinografi bölümünü mezunuyum. O bölüm daha sonra kapandı ama hidrobiyolojiye dönüştü. Ondan sonra yüksek lisansımı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde yaptım. Doktoramı üniversitemizin 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Üniversitesi'nde tamamladım. O zamandan bu yana da aynı enstitü içerisinde araştırma görevlisi ve yardımcı doçent ve doçent olarak akademik kariyerimi sürdürüyorum. Çalışma alanım bu geniş şeyde çok şey oldu, çünkü ekolojiye olan ilgim beni hep zorladı daraltma konusunda. Ama önce başta hocaların teşvikiyle daha çok balık ve balıkçılığa yöneldim ama daha sonra içimdeki ekolojiye olan ilgi şey yaptı ve şu anda aslında ekosistem ekolojisi olarak günümüzde sınıflanan bir alana yöneldim. Ki bunun da ana konusu
biyoçeşitlilik ve ekosistem işlevselliğini incelemek. Tabii ben bunu denizde, deniz ekosistemleri üzerine çalışıyorum. Bu kadar. Evet hocam, buyurun konunuza. Ben geçeyim mi, anlatmaya başlayayım mı? Evet hocam, buyurun. Tamam. Ekranımı paylaşabilir miyim? Hocam yetkiniz var mı? Share screen yapabiliyor musunuz? Görüyor musunuz aşağıda? Şu anda görüyorum ama tamam. Share screen deyin hocam. Oradan dosyanızı seçin. Evet. Hocam bir de slide'ı büyütebilirseniz. Şeye geçmeye çalışıyorum. Evet, tamam hocam şu anda. Tamam. Evet hocam. 25 dakika konuşma süreleri hocam. Tamam, ben zamanı etkin bir şekilde kullanmaya çalışacağım. Şimdi ben bugün size Akdeniz'in biyoçeşitlilik özelliklerini, mevcut durum ve gidişatını anlatmaya çalışacağım. Ama bunu yaparken biraz tarihsel, yani Akdeniz'in tarihsel bir süreçten hızlıca geçip mevcut durumu kavramamızı ve biyoçeşitliliğin de menem bir şey olduğunu hissedilmesini sağlamaya çalışacağım. O yüzden ilk biyoçeşitliliği tanımlamakla başlayayım. Çünkü bu genelde çok konuşulan bir konu olmasına rağmen tür çeşitliliğiyle özdeşleştiriliyor. Yani genel kamunun algısı, biyoçeşitlilikten bahsedildiği zaman farklı farklı türlerin, daha çok farklı çeşitli çeşitli türlerin varlığı akla geliyor. Öyle bir imaj var kafada. Halbuki biyoçeşitlilik farklı komponentleri olan bir şeydir. Bir, her bir türün bir tür bile olsa o türün içerisinde farklı genetik özellikler taşır. Her bireyin genetik özellikleri birbirine çok benzer bile olsa çok az bir fark, ama gerçekte çok önemli bir fark. Yani bizi farklı koşullara adapte olmamızı sağlayan pay. Dolayısıyla bir türlerin genetik kodlarındaki ufak farklılıklar çok önemlidir. Ki bu zaten, bu farklılıklar sayesinde de türler daha sonra zaman içerisinde evrilerek değişen koşullarla çeşitlenirler. Yani farklı türler oluşur. Her bir türün de popülasyonları var. Yani böyle düşünün. Bu popülasyonlar da çeşitli. Yani çünkü burada popülasyondan kasıt ne oluyor bizim ekolojik anlamımızda? Kendi içinde üreyen bir tek bir türe ait ve onun kendi içinde üreyen bir grup, birey, öyle düşünün. Bu popülasyonlar kendi aralarında, ama şöyle benzetirsek farklı köyler olduğunu düşünün bir alanda. Her köyün ulaşım imkanları sınırlı olduğunda genellikle o köyündeki ahali kendi aralarında üreme eğilimi, üreme şansı bulacaklardır. Ama bunlar zaman zaman bir araya geldikleri zaman farklı ve o kapalı oldukları sürece kendi genetik çeşitliliklerini de oluştururlar. Ama daha sonra bu köyler arasında evlilikler olmaya başladığında yeni bir popülasyon, yeni bir genetik çeşitlilik. Canlılar arasında da böyle. Denizde de bildiğimiz bir balık türü ya da bir canlı türünü düşünün. Bunlar yayıldıkları alanda belli bir grup halinde kendi aralarında ürerler, ama bu başka, hemen yakınlarında başka bir alanda yine kendi aralarında ürer. Birebir aynı tür de mevcut. Bazen koşullar bunları bir araya getirir ya da tam tersi birbirlerinden ayırır. Ayırdıkları zaman da farklı
bunlardan birisi farklılaşmaya gidip yeni bir tür oluşabilir zaman içerisinde. Evrim böyle bir şey. Bir de habitat çeşitliliği var biliyorsunuz. Çünkü türler kendilerine uygun yaşama alanlarında varlıklarını sürdürebiliyorlar. Dolayısıyla bulundukları ortamda kendilerine uygun yaşama alanlarının, farklı yaşama alanlarının var olduğu, var olması onların o alanda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlıyor. Bu da o yüzden biyoçeşitliliğin önemli bir şeyi. Bu tip özgün yaşama alanları ortadan kalktıkça bu türlerin de ortadan kalkacağı kaçınılmaz bir şey. Bir de türler bir arada yaşıyorlar. Bir kere en azından yeme birbirlerini yiyerek, yani besin ve beslenme ilişkileri içerisinde ya da dahası birbirleriyle ortaklık yapabilen türler var. Bir arada yaşayan vesaire. Bu özelliklere bu özellikler de yine habitatın onlara sağladığı imkanlar oranında çeşitlenebiliyor. Ve dolayısıyla bir yere gittiğimizde bir belli bir alanda 70-80-100 veya daha fazla canlı, farklı canlı türünün belli bir uyum içerisinde oluşturdukları bir birlik, bu komünite. Bu da o ortamın onlara sunduğu ve birbirleriyle olan ilişkileriyle belirlenen bir şey. Bütün bunları içeren de bizim aslında sınırlarını belirlediğimiz genel koşulları kontrol eden bir ortam düzenini sağlayan bir sistem olması lazım. Biz buna ekosistem diyoruz. Bunlar da farklı olabilir. Bir kere bu kavramı böyle düşünerek devam edelim. Şimdi hemen Akdeniz'e geçelim. Şimdi Akdeniz'e geçerken ben şöyle şey yapayım. Akdeniz bir kere nereden çıktı, nasıl oluştu diye baktığımızda bu aslında Doğan Hoca'nın alanı ama bizi ilgilendiriyor. Çok da ilginç. Gördüğünüz gibi Pangea diye kıtalar birbirinden ayrılmadan oluşan topluluğa dikkat ederseniz Tetis diye burada bir böyle bir girinti var. Geri kalan tek bir okyanus, her taraf su, Pantarassa denilen. Dikkat edin, Akdeniz, Tetis'in konumu neredeyse merkezi bir noktada. Daha sonra bunlar birbirlerinden ayrılmaya başladığı zaman Asya, bu Güney Amerika, bu Afrika fark edebiliyorsanız, bu Hindistan, bu Antarktika, bu Avustralya olacak. Açıldıkları zaman ilk şurada bir ara deniz oluşuyor. Bu da Tetis denizi. Artık Tetis'in denizi aslında büyük okyanusvari bir deniz. Daha sonra bu devam ediyor. Gördüğünüz gibi artık birbirinden ayrı koşullar oluşmaya başlıyor. Pasifik ve Atlantik okyanusunu ayırt edebiliyoruz. Tetis gene burada Mezogea olarak daha geç dönemi. Daha sonra Afrika yukarı doğru, Asya aşağıya doğru, bak bu Hindistan da ayrı bir ada gibi görüyorsunuz. O da yukarı doğru hareket ediyor. Daha sonra Hindistan buraya birleşiyor. Bir de burada dikkat edin, Afrika'nın şurasındaki bir parça kopuyor, Arabistan. Burada bir Kızıldeniz gibi oluşuyor ve aşağı yukarı birebir benzemiyse uzatı bir çizim. Akdeniz'in bildiğimize en yakın şekli Miyosen'de tam 20 milyon yıl önce oluşuyor. Bütün bu süreç 200 milyon yıl önce de başlatabiliyoruz. Pangea'dan itibaren. Yani 20 milyon yıllık önce aşağı yukarı bugün bildiğimiz Akdeniz'e benzer bir havzanın oluştuğunu görüyoruz. Bu evrelere göre baktığımızda burada daha yakından bakalım şimdi Tetis'in oluştu. Tetis şu beyaz alan deniz. Sen varsa takılı yani. Ben vereyim sana. Beyaz alan deniz. Bakın Tetis bir girinti gibiydi. Sonra Mezogea oldu. Sonra daha kapandı. Bakın hala burada.
deniz var. Şurası daha sonra bildiğim bugünün yani Hazar Denizi, Karadeniz, biraz Anadolu ya. Burada. Gördüğünüz gibi buralar bu şekilde deniz. İlk Akdeniz. Şurada da Cebeli Tarık açıklığı var. Daha sonra sular buzul dönemleriyle artıyor, azalıyor ama geçiyor. Bir süre sonra bakın suyla ilişkisi kesiliyor. Çünkü burası da kapanıyor. Yani Cebeli Tarık da kapanıyor. Doğu da kapanıyor. O zaman bu denizimiz bizim aşağı yukarı biz buna Messinian Salinite ya da tuzluluk krizi deniyor. 5-6 milyon yıl önce. Akdeniz, günümüzdeki Akdeniz şu gördüğünüz kırmızılarla ya da pembe noktacıklarla lekelerle gösterilen tuz gölleri kalıyor geriye. Buradaki denizlerden, yukarıdaki denizlerden tuz gölleri kalıyor. Daha sonra buzul döneminde tekrar şey açılıyor. İbe az biraz. Gördüğünüz gibi bir burada bir bazen, yani Batı Akdeniz'de bir de burada bir şey oluyor ama buzul dönemi, şunlar buz. Su sıcaklıklarına da dikkat edin. Bunlar son derece düşük. Yani bizim şu andaki Akdeniz'de kıyaslanmayacak 15-16, hatta batıda 7-11 dereceler kış döneminde gerçi ama. Jeolojik zaman skalasına da baktığınızda aşağı yukarı Tetis 23 milyon yıl önceden başlayarak günümüzde bu da hocam, 20 yıl. Evet. Affedersiniz. Sanırım ses sizden geliyor, doğru mu? Ya dışarıda bir tamirat yapmaya çalışıyorlar da. Tamam. Kontrol etmek amaçlı söyledim. Evet, tamam. Evet, doğru. Özür dilerim. Günümüze kadar bu kadar uzun bir süreç geçiriyor ve bu süreç içerisinde ben hepsini burada görüyorsunuz. Tek tek izah etmeyeyim ama zaman kaybetmem ama mesela Süveyş kordonunun, İstmus'un kapanışı 12 milyon yıl önce oluyor. Tuzluluk krizi bahsettim. Kuru, yani bütün su kaynak, giriş kaynak alanları kapanınca, buharlaşarak kuruyunca o lekelerin oluşturduğu dönem 7 milyon yıl önce. Sonra nihayet Cebeli Tarık'ın orada 5 milyon yıl önce Atlantik Cebeli Tarık'ın olduğu yeri patlatıyor ve içeriye sel olarak dolmaya başlıyor. 5 milyon yıl önce. Bu öyle çok hızlı olmuyor. Biraz sonra göstereceğim. Sonra yavaş yavaş soğuyor. Sonra da günümüzdekine yakın ardışık sıcak soğuk evrelerle, bu da akıntı düzenini belirliyor. Sonra da günümüzdeki halini 12 bin yıl önce kazanıyor. Bu size hızlıca göstereyim. Atlantik'in nasıl sel olarak dolduğu. Önce gördüğünüz gibi burayı Cebeli Tarık'a patlattığı zaman yavaş yavaş aşındırarak, önce yavaş yavaş aşındırdıkça hızlanan şekilde dolduruyor. İlk dolduracağı basen Silisya Siline kadar olan Batı Baseni. Ondan sonra oraya ulaştıktan sonra Doğu Baseni'ni dolduruyor ve sonuçta gördüğünüz Akdeniz bazeni tamamen dolmuş oluyor. Ama bu devre içerisinde biyotanın oluşması çok önemli. Çünkü gördüğünüz gibi en önemli su kaynağı, yegane su kaynağı aslında Akdeniz'in Atlantik. Dolayısıyla farklı dönemlerde, buzul dönemlerinde ya da buzul arası dönemlerinde su sıcaklığının koşulların etkisi farklı akıntı desenleri oluşuyor. Bakın Atlantik suyu sadece alttan giriyor. Solda buzul döneminde gördüğünüz gibi içeri kadar giriyor, ta Suriye'ye kadar gelip ondan sonra yüzeyde ısınarak
ısınan su daha hafif olduğu için diğer soğuk suyun üzerinden geri dönüyor. Ama buzul arası dönemlerde ısındığı zaman su şu andaki dönüme daha yakın. Yani sıcak su zaten yüzeyden giriyor. Atlantik suyu girmekte çok zorlanmaya başlıyor. Yani ne oluyor? Atlantik suyu yüzeyden giriyor, gidiyor, buharlaşıp tuzluluğu arttıkça çöküp geri dönüyor ve tekrar Atlantik'e çıkıyor. Şu kadarını söyleyebilirim ki bugün Atlantik'in tuzluluğunun 36 seviyelerinde olmasının bir nedeni de Akdeniz'le olan ilişkisidir. Yani şu gördüğünüz buradan çok tuzlu, yegane tuzlu su girdisi, çok büyük bir tuzlu su girdisi sağlanır. Ve Atlantik diğer okyanuslara göre bir ünite kadar daha tuzludur. Şimdi gelelim bazenlerine. Ama burada bazenler var. Ekosistem olarak bizi ilgilendiriyor. Çünkü burada bazenler oluşturduğu akıntı desenleri, düzenleri oluyor. Burada gördüğünüz gibi aslında beyaz olanlar akıntı ve su özellikleri açısından ayrı bazenler olarak nitelenebilecek şeyler. Turuncu olanlar biraz Zerrin Hocam'ın konusuna geliyor. Burada politik ve idari seçeneklerle belirlenmiş basenler çalışırlarken, yani bunun pek ekolojiyle ilişkisi yok. Marmara ve Karadeniz ise o kadar farklı ki, yani diğer basenlerden ekosistem olarak çok daha ayrı ve farklı ve birer aslında eşi olmayan, dünyada başka eşi de olmayan ayrı ekosistemler olduğu için onları da böyle yap. Ama sonuçta bu bazenin içerisindeki su etkileşimi tek ve birbirleriyle olan ilişkileriyle bunlar devam ediyorlar. Daha çok gelelim coğrafi idari bu konu olur diye bunu koydum. Zerrin Hocama da belki şey açar. Bakın bizi ekologlar olarak ekosistem olarak pek ilgilendirmiyor ama biz denizleri belirlerken genellikle bazen coğrafi, bazen politik, bazen de idari kriterleri kullanıyoruz. Burada da örneklerini görüyorsunuz. Mesela aslında İonyan bazeninin bir parçası olan Libya Denizi diye Sirte Körfezi'ni daha çok içeren böyle bir şey de var. Ne derler? Ama bunlar idari açıdan çok önemli. Neden? Çünkü bu konularda ülkeler mutabık, komşu kaynaklarını paylaşmak üzere ve yönetebilmek üzere mutabık olan ülkeler var. Tamam. Ben sizle burada bunun üzerinde şey yapmayayım ama dikkatinizi Girit Denizi denilen şeye çekeyim. Aslında bu da İonya'nın bir bölümünü içeren Levantin ile İonya'nın arasında, Levantin bazeni ile İonya'nın bazeninin arasındaki bir alan. Bakın bunu Avrupa Birliği Birleşik Araştırma Merkezi nasıl tanımlamış? Kıyı ülkelerini 3 ülke koymuş mesela. Böyle bir basen yok aslında. Bu bir alan. Ve bu alanın belirlenmesi, sınırlarının belirlenmesi tamamen politik ve idari amaçlara yönelik. Tabii ekonomi de var doğal olarak arkasında. Bu konuda gündemdeydi, özür dilerim. Mavi vatan olarak tartışma konusu olan alandır burası. Onu da dikkatiniz. Diğer dikkatinizi çekmek istediğim gibi hem Alboran Denizi'nde hem de Levantin Denizi'nde kıyısı olan ama Akdeniz'de bulunmayan bir ülke var. Ona da dikkatinizi çekmek istedim. O da idari
bilimler ya da siyasi bilimler Birleşik Krallık. Bu arada Malta'nın da Birleşik Krallık'la çok ortak, tek bir vücut gibi hareket ettiğini de hatırlatır. Ama Birleşik Krallık'ın Akdeniz'de ki kaynaklar, alan yönetiminde falan söz sahibi olması bu buradan kaynaklanıyor. Bu notu da araya geçmiş olur. Biz şimdi tekrar biyoçeşitlilikle ilgili şeyimize görün. Bu daha detaylı bir harita. İdari bazenleri ve idari ilişkileri, ülkeleri gösteren. Biz konumuza gelelim. Şimdi genel günümüzde baktığımızda Akdeniz'in biyocoğrafik özelliklerinin en önemlisi deniz yüzey tabakasının ortalama sıcaklık dağılımına baktığınızda yıl boyunca gördüğünüz gibi en sıcak bölümü en doğusu, sonra biraz Libya'nın orada Sirte Körfezi'nin olduğu yer. Yani batıdan doğuya doğru gittikçe Akdeniz yüzey suyu ısınıyor. Ki zaten dedik su buradan giriyor, buraya giderken ısınarak gidiyor. Buralarda buharlaşma çok olduğu için tuzluluğu artıyor. Burada 36 ile giriyor. Burada neredeyse 39'a varıyor tuzluluğu. Bu tuzlu su geri aşağıya çıkıyor. Alttan geriye tekrar Atlantik'ten çıkıyor. Bu döngü çok önemli. Bu arada soğuk su, suyun soğuma şansı, ısınan suyun soğuma, tekrar soğuyabilmesini sağlayan 3 önemli bölge bazen var. Birisi Ege. Aslında burada Karadeniz ve Marmara'nın da payı var ama birisi Adriyatik. Bunlar en kuzey bölgeleri. Birisi de provinsiyel bölgesi, Fransa bölgesi. Burada bu soğuk su girişleri buralardan olmasa Akdeniz'in suyunun ısınmasının giderek daha da fazlalaşması kaçınılmaz. Dolayısıyla dengeyi bu şekilde kuruyor yıl boyunca Akdeniz. Buraya baktığımızda da bu da birincil üretim, biyolojik üretim dediğimiz bir şey. Bu aslında bitkisel üretimi, su kolonunda olan bitkisel üretimi gösterir bir değer, indeks. Fitoplankton belki duymuşsunuzdur. Onların daha çok üreyebildiği alanları gösteriyor. Gördüğünüz gibi kuzey bazenlerinde genelde ama daha çok batıda daha yüksek üretim var, biyolojik üretim. Doğu bazeninde de genelde Levantin ve İyonin'e falan bakarsanız oldukça düşük. Ancak kıyılarda, burada Nil Nehri'nin etkisiyle ya da bizim burada Seyhan Ceyhan'ın etkisiyle, nehirlerin etkisiyle. Bu arada not da edelim, Akdeniz tatlı su girdisi imkanları açısından fakir bir ülke diğer denizlere oranla. En büyük nehir Nil Nehri ama ona da bir baraj yapıldı biliyorsunuz. Onun da etkisi getirdiği nütriyen, besin maddeleri iyice azaldı. O yüzden Akdeniz genel olarak biyolojik açıdan fakir, oligotrofik diyoruz biz. Fakir deniz kabul edelim. Bunu bilmemizde yarar. Derinliğine baktığınız zamansa şaşırtıcıdır. Bu kadar bir iç denizin bu kadar derin olabilmesi, yani 4000'den daha yüksek derinliklere ulaşan şurada Girit'in altında ve Rodos'un altında 3 tane yeri var. Ve genelde 3000-2000, yani şöyle söyleyebiliriz biz deniz bilimciler, öyle kendi aramızda söylüyoruz. Minyatür bir okyanus aslında. Bir okyanusun sahip olabileceği bir su kütlesiyle, bazeniyle farklı ekosistem ve habitatlar yaratabilme özellikleriyle ideal küçültülmüş bir kompakt okyanus. Şimdi türlere gelelim.
biyoçeşitliliği yansıtacak şekilde. Bakın Akdeniz'de bakteriler hakkında çok az bilgi bilgimiz var. Ama bunun dışında fitoplanktonlar, bitkiler ki biraz sonra Barış Hoca daha çok konuş, bu daha ayrıntılı bilgi verecek ve hayvanlar dediğimiz süngerler, yumuşakçalar, kurtlar, karides gibi kabuklular, derisi dikenliler, tulumlular ve bir sürü farklı omurgasız canlıdan sonra genelde balıkları içeren omurgalı canlılar, bu balıklar oluyor. Yani 650 balık türümüz varmış. Ve diğer omurgalılar, bu da deniz memelileri dediğimiz yunuslar, foklar gibi canlıları içeriyor. Ama toplam 16.848 tür var. Fakat bunların 626'sı şurada yabancı. Yani Akdenizli değil. Bir dakika dedim, yazdım. Görüyor mu? Akdeniz'e Akdeniz ne değil. Akdeniz'e sonradan gelmiş. Göçmen bunlar. Yeni yerleşiyorlar buraya. Ki bu türleri küçük tek hücrelileri falan da sayarsak bu sayının 1000'i aşacağı tahmin ediliyor. Şimdi tür zenginliğine bakarsak bütün alanda yine bakın biyolojik verimin yüksek olduğu alanda kırmızı daha yüksek, daha zengin, mavi daha az zengin şeyi gösteriyor. Bütün türlere baktığımızda yine kuzey bazenleri ve batıyı zengin görüyoruz. Doğu tür zenginliği açısından fakir oluyor. Kemikli balıklar baktığınızda zaten onlar da yukarıdaki tüm türlere uyuyor. Bunu kıkırdaklı balık, köpek balıkları gibi balıklar ayrı grup olarak bakarsanız balıkların olduğu yerde zaten köpek balıkları da olacağı için bu şekilde gidiyor. Burada omurgasızlar da aynı. Deniz memelileri ise bunların hareket yetenekleri daha yüksek olduğu için bakın gene aşağı yukarı aynı şeye uyuyorlar ama daha fazla yoğunluk gösterebiliyorlar bir alanda. Çünkü çok hızlı hareket edebilen canlılar. Ama bu arada bunu da belirtmem lazım. Deniz memelileri ve deniz kaplumbağaları örnekleme değil de gözlemleme, yani görerek tespit edildiği için burada şöyle bir yanıltıcı hata payı var. Gözlem çalışmaları batı bazeninde daha yoğun yapılıyor. Doğu bazeninde pek yapılmıyor. O yüzden doğu bazeninin gerçekten biraz daha farklı olma ihtimali yüksek. Hocam bir iki dakikanız var. Son. Tamam, hızlanıyorum. Burada da en önemli şey yine balıklara ait şeyler ama burada bunu ayrıca göstermemin sebebi bakın endemik balık türlerinin olduğu D'ye bakın. En çok en kuzeyde kalan Adriyatik denizinde endemik türler var. Bunlar küçük kaya balıkları, yani çok fazla yer değiştirmeyen ve teritoriyel balıklar. Yabancı balık türleri ise dikkat edin en çok Doğu Akdeniz'de. Burada da bunu tek tek göstermeyeyim ama dikkat ederseniz çok farklı canlı türleri yabancı Akdeniz'e girip yerleşen türler farklı bölgelerde ve bunu da Avrupa Birliği kendi yönetim alan alt alanlarına göre ayrı ayrı tespit etmiş. Bu da nereden geldikleri? Bakın Süveyş kanalından giriyorlar. Süveyş kanalı açıldığından bu yana artık yegane giriş çıkış Cebeli Tarık değil,
Süveyş Kanalı açıldığından bu yana buradan da sadece balık değil ama birçok balık türü de girip çıkıyor ve genelde bu şekilde yayılıyor. Atlantik'ten de yeni türler girebiliyor. Turuncular yerli türleri, kırmızılar Indo-Pasifik ya da Süveyş Kanalı türleri ya da Lesseps, Ferdinand Lesseps kanalın yapan şey olduğu için mühendis onun adına ithafen Lesepsian tür deniyor onlara. Gösteriyor ve Akdeniz'e bu şekilde yayılıyorlar. Makrofit de makrofit dediğimizde çiçekli çiçeksiz bütün büyük bitkiler. Metazoon dediğimizde de bütün hayvan, deniz hayvansal canlılar denizdeki. Düşündüğünüzde 12 bin canlı var. Burada grup dağılımı mevcut gruplara göre. Ama bu 12 bin toplam 12 binin 1131'i bitki, 11 bini hayvan türü ve dünya geneline göre %6'sını oluşturuyorlar. Dünyada ise 203.051 makrofit ve protozoan var. Dolayısıyla baktığımızda bitkilerin de %10'u, dünya genelindeki bitkilerin %10'u makrofitlerin Akdeniz'de mevcut. Burada gidişatı duruma bakarsanız şu tarafta tükenen ve yok tükenme eğiliminde olan türler var. Bunlar yıpranmış, nadir ve tükenmiş olarak baktığınızda bu ters biliyorsunuz. Giderek yıllara göre giderek sayıları artıyor. Burada bu aksis aşağıya doğru artıyor. Dikkatinizi çekerim. Bunların sayıları her yıl artıyor. Aksine de Süveyş Kanalı açıldığından beri de yeni giren türlerin sayıları da giderek artıyor. Bu da sürü tehdit altında olan türlerin dağıldıkları alanlara göre durum noktaları, sıcak nokta dediğimiz, yani en çok rastlandıkları, gözlendikleri ve tehdit altındaki türlerin noktaların belirtilmesi bir haritada. Burada derecesi de yazıyor. Gördüğünüz gibi Kuzey Ege'de kısmen Adriyatik'te ama daha çok Cezayir, Tunus, Cezayir, Fas ve İspanya kıyılarında daha yüksek rastlanmalar. Sona yaklaştım. Bu arada dediğim gibi biz hep şimdi veriler olmadığı için habitat üzerinde, habitat sınırları ve komüniteler hakkındaki çalışmalar çok az, genele yaymak için çok az olduğu için onu böyle yapamıyoruz ama burada bir şeye değinmek istiyorum. Habitat çeşitliliğinin önemini. Bakın bu sarı alanlar daha önce tarihsel olarak Akdeniz foku olarak bildiğimiz keşiş fokunun var olduğu ve kullandığı, yayıldığı alanlar. Yani tüm Akdeniz kıyıları. Şu anda kırmızı olarak gördüğünüz alanlarsa, şu kırmızı lekelerse, ufak ufak bizim kıyılarımızda da var, Kıbrıs'ta da var, biraz da Lübnan'da görülmüşler. Ancak buralarda görülebiliyor. Yani bizim kıyılarımızdaki o lekelerin oluşmasını sağlayan birey sayısı da 100 civarında belirttik. Aynı şekilde de noktalara bakarsanız deniz kaplumbağaları, Karetta'yı herkes biliyor da diğerini Kelonya'yı herkes bilmez. Ama o da özellikle o daha fazla etkilenen bir türdür. Giderek onların da yuvaladıkları sahiller sınırlanıyor. Bunları da haritada
görebiliyorsunuz. Yeşil ve kırmızı nokta. Kırmızı noktalar şu andaki güncel olan alanlar, yeşil üçgen olanlarsa daha önceden var olan alanlar. Bir de soru işaretleri var. Bu soru işaretleri buralarda FOB gözlendiği iddia edildiği için heyecanlanarak şey yapılmış. Görüldüğü gibi hem habitat açısından dolayısıyla ondan sonra tür açısından Akdeniz hep bir baskı altında. Ama bu biraz da doğasından doğası gereği. Çünkü kendine ait bir su kaynağı yok. Okyanuslardan yani Atlantik ana su kaynağı. O suyu biraz değiştiren de artık ne kadar geliyorsa Süveyş kanalı üzerinden de Hint Okyanusu suyu etkiliyor. Dolayısıyla oralarda olan herhangi bir değişikliğin Akdeniz'i etkilememesi mümkün değil. Bu çerçevede bakarsak iki tür değişik biyoçeşitliliğe ve ekosistem işleyişine etki eden iki tür etmen var. Birisi insan kökenli, birisi doğal. Doğal olanlar Akdeniz, Atlantik göçmenlerini burada bakın dikkat edin doğal saydık. Resepsiyonları doğal saymadık. Çünkü Atlantik göçmenleri doğal olarak açılan bir kanaldan, kendi kendine doğal açılan bir kanaldan geliyorlar. Halbuki resepsiyon göçmenleri insan eliyle açılmış bir kanaldan geliyorlar. Yani doğal bir... Hocam sorulara bırakalım isterseniz. 30 dakikayı aştı. Şu maddeyle mekanik yani şunları da izah etmek isterdim ama olabilir. Sorulara isterseniz açalım sonra. Tamam. Ben teşekkür ederim. Son slide'da zaten. Son, teşekkür ederiz hocam. Soruların en son sorulması kararını verdik. Onun için belki birbirinizi de paslaşarak daha geliştirebilirsiniz anlatımları diye. Şimdi hocamız Doktor Barış Akçalı. Sizin bölümde yine değil mi hocamız? Evet. Tamamlayıcı olacak herhalde. Buyurun Barış hocam. Merhabalar, herkese iyi günler diliyorum. Umarım ileriki günlerde yüz yüze bu tarz toplantıları yapmak nasip olur hepimize. Ben Doktor Barış Akçalı, Can Hoca gibi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü'nde çalışıyorum. Uzmanlık alanlarım biyoçeşitlik ve deniz bitkileri üzerine, özellikle de deniz çayırları üzerine çalışmalar gerçekleştiriyorum. Çok vaktinizi almadan şimdi sunuma geçeyim isterseniz. Evet. Denizel alanı hemen hızlı bir şekilde basit tanımlamaya çalışırsak iki bölgede inceleyebiliriz. Bentik bölge yani taban kısmı diyebiliriz. Bir de su kolonu olan pelajik bölge. Bentik bölgede kendi içinde 5 bölümde inceleniyor. Bugün konuşacağımız deniz bitkileri hem yosunlar hem deniz çayırları ilk bölge olan litoral zon, intertidal zon denilen 0-200 metre derinlikteki olan bölgede dağılım gösteriyorlar. Bentik zonda da ışığın ulaştığı noktaya göre fital ve afital olarak ikiye ayrılmış. Bizim asıl ilgilendiğimiz kıyı sistemi olan litoral zon kendi içinde de dörde ayrılıyor. Burada ilki supralitoral zon dediğimiz kıyıda yürüdüğümüzde dalgaların serpintileriyle oluşan, burayı etkileyen zondan bahsediyoruz. İşte kayaların üzerinde oluşan küçük likenler, küçük yumuşakçalar gibi canlıları bu bölgede görebiliyoruz. Diğer zonlardan biri medyolitoral zon denilen bölge. Gelgit olaylarıyla veya dalgalarla zaman zaman su altında kalıp zaman zaman suyun dışında kalan bölge olarak geçiyor. Burada mavi yeşil algler ve diğer kırmızı algler, kahverengi algleri bazı türlerini görmemiz mümkün. İnfralitoral zon dediğimiz zon ise devamlı su altında kalan zon. Bu zon kayalık zonla başlayıp işte kalın gövdeli, sert gövdeli sistozer türlerinden başlayarak
Yaklaşık deniz çayırı sınırı olan 50 metrelere kadar giden zonu ifade ediyor. Sirkar litoral zonu ise deniz çayırlarının bitişinden 200 metre derinliğe kadar olan zonu ifade eder. Bu bölgelerde artık ışık son derece azdır, ışığın etkisi azalmıştır. Kırmızı alplerden koralijen toplulukları bu bölgelerde hayatlarını sürdürürler. Ekranın sol alt köşesinde görülen güzel görüntüler de verirler. Bunlar son derece şu dönemde önemli kabul edilip koruma altına alınmış türlerdir. Küresel iklim değişikliği olsun, troller olsun, kirlilik olsun bu türleri etkilemektedir. Diğer üç derin zon ise bizim türlerimiz açısından yaşamını sürdürmeyen türlerdir, derin alanlardır. Şimdi Ege Denizi'ndeki katlaşmaya yani zonasyona geldiğimiz zaman Ege Denizimiz yaz ve kış mevsimleri sıcaklık farkları olan okyanuslara göre olan bir denizdir. Kışın daha görece ılıman, yazın ise tropikal bir yapıya sahiptir. Yaz dönemlerinde daha sert kalkerli tip türlerden olan Acetabularia, Liagora gibi türler. Kışın ise soğuğa daha dayanıklı Banjio, Namalyon gibi bitki türlerini kıyılarda görebiliyoruz. Ayrıca Ege Denizi kıyılarında kayalık zonda dalgaların daha çok etkilediği zonlarda yosunlara rastlarken daha kumlu plaj tipi bölgelerde ise deniz çayırlarına rastlamaktayız. Denizde de burana kadar anladığınız gibi iki tip bitkiden bahsedebiliyoruz. Bir yosunlar dediğimiz mikro yosunlar ve makro yosunlar, bir de deniz çayırları olarak ikiye ayırıyoruz. Bunlardan yosunların tatlı sularda da denizlerde de yaşayan türleri var. Çok az bir sayıda tür karada yaşamaktadır. Büyük boyutlu formlara, karışık olan formlarına makroalg diye tabir ediyoruz. Bunların iletim, odun borusu, soyluk borusu gibi dokuları yoktur. Karadaki bitkiler gibi gerçek manada kök, gövde, yaprak, çiçek gibi organellere sahip değillerdir. Üremeleri aseksüel veya seksüel olarak olabilmektedir. Karasal bitkiler gibi fotosentez yaparlar. İşte denizde baktığınızda bazıları kahverengi, bazıları yeşil, bazıları kırmızı renklidir. Bunları içerdikleri pigmentler sayesinde bu renkleri alırlar. Bunlar, yosunlar denizlerin fitoplanktonlar gibi birincil üreticilerindendir. Fitoplanktonlara göre daha karmaşık yapıları vardır ama kara bitkilerine göre de daha basittirler. Bunlarda bir gövdeye benzer yapı vardır. Kimi dik haldedir, kimi yatay olabilir, kimi yerde sürünür şekildedir. Bazılarında hava keseleri vardır dik durması için. Bazılarında sap benzeri yapılar vardır bitkileri dik tutmak için. Ancak kara bitkilerindeki gibi kökleri benzer yapıları vardır ama bunlar sadece tutunmayı sağlarlar. Yoksa zeminden herhangi bir besin alma fonksiyonları yoktur. Biraz önce de bahsettim, burada detayları var. Çeşitli pigment maddeleri içeriyorlar. Klorofil A, D, C gibi. Bu içerdikleri maddelere göre kendilerinin renkleri yeşil, kırmızı, kahverengi olarak görülebiliyor. Burada da slide'da görebiliyoruz. Yeşil ortada kahverengi alplerden, diğeri de kırmızı alplerden türler. Denizlerde 3 sınıf, demin de bahsettiğimiz makroalg var. Yeşille, kırmızı, kahverengi. 7000 tür yeşil alg mevcut ama 7000'i de denizde değil. Bunların birçoğu tatlı sularda yaşamaktadır. Denizlerdeki en büyük alg grubu kırmızı alglerdir. Ondan sonra kahverengi ve yeşiller gelmektedir. Alglerin nasıl bir önemi var yosunların? Denizin yapı taşıdır. Birçok canlıya besin, korunma, yavrulama alanı, habitatları oluştururlar, substrat sağlarlar. Aynı kara bitkilerinde olduğu gibi oksijen üretirler, besin elementlerinin dengesini sağlarlar. İnsanlar için bazı türler besin, çeşitli kimyasal maddeler eczacılıkta kullanılan bir pazarda oluşturmaktadırlar.
Ayrıca deniz izlemelerinde indikatör yani belirleyici tür olarak da deniz yosunlarından faydalanılmaktadır. Karasal yaşam için çok önemli olan oksijenin yaklaşık %30-%50'sini ürettikleri yayınlarda bildirilmektedir. Ayrıca birincil üretimin %2 ile 10'unu deniz yosunlarından elde edildiği belirtilmektedir. Rakam belki küçük gelebilir ama kapladıkları alan düşünüldüğünde aslında etkileyici bir rakamdır. Diğer şu günlerde söz konusu olan küresel iklim değişikliğine bağlı olan karbon tutucu özellikleri mevcuttur. Çeşitli çalışmalarda metrekarede yaklaşık 9 grama kadar karbonu depoladığı belirtilmektedir. Şimdi biraz önce de bahsettiğim yosunlar ve deniz çiçekli bitkileri, deniz çayırları mevcuttur denizlerde diye. Aralarındaki çok basit olarak çizimde görülen farklar. Yosunların işte yapraksı yapıları vardır, köke benzer yapıları vardır ama kök gibi işlev görmezler, tutunmayı sağlarlar. Deniz çiçekli bitkilerinin ise adı üstünde deniz çayırlarının gerçek yaprakları, çiçekleri, kökleri ve gövdesi mevcuttur. Dünya çapında tropikal ılıman kuşakta deniz çiçekli bitkileri yayılımlarını gösterirler. Işığın yeterli olduğu derinliklere kadar dağılım gösterirler. Bu yaklaşık bizim denizlerimizde 40 metreler gibidir. Dünyada da çok ışığın girebildiği derinliklerde maksimum 50 metrelere kadar dağılım gösterirler. Deniz çayırlarının dünyada 60 kadar türü mevcuttur. Biz Akdeniz'de ise 5 tür deniz çayırı yayılım göstermektedir. Aslında sayı olarak çok az olmakla birlikte biyomas olarak, kapladıkları alan olarak çok büyük alanları kaplarlar. Hem vejetatif yani sürgünlerle hem de seksüel olarak çiçek ve tozlaşmayla üreyebilmektedirler. Gördüğünüz gibi tropikal kuşak, ılıman kuşakta daha çok dağılımlarını göstermektedirler. Dünyada da 0.12 milyon, 0.6 milyon kilometre kare arasında deniz çayırı olduğu tahmin edilmektedir. Biraz önce bahsettim, bizim kıyılarımızda yani Akdeniz'de dağılım gösteren deniz çayırı türleri bunlardır. Bahsettiğimiz gibi kara bitkilerine benzerler. Yaprakları vardır, çiçekleri vardır, kökü, gövdesi mevcuttur. Hatta burada örnek olarak göstermek gerekirse işte bazı deniz çayırlarının çiçekleri gayet güzel, tohumlarını ekranda görebilmekteyiz. Deniz çayırları birçok faydası mevcuttur ekosistem için. Birçok canlıya ev sahipliği yaparlar. Yapraklarının üzerinde dahi birçok canlı yaşamaktadır. Balıklar için hem yaşam alanı hem yavrulama alanı hem korunma alanı oluşturmaktadırlar. Bahsedildiği şekilde burada görüyoruz. Bir deniz çayırının yaprağında 80 değişik tür canlı yaşayabilmektedir. Ayrıca deniz çayırları suyun berrak kalmasını da sağlarlar. Karasal kökenli askıda katı maddeleri yaprakları ve kök sistemleriyle hapsederek suyun berrak olmasını, kıyıdaki plajınızın sabit kalmasını, kıyısal erozyonu engellerler. En büyük sıkıntılarımızdan biri sitemizin önünde yosun var, hocam biz bunu nasıl yok ederizdir. Eğer onu yok ederseniz diyorum, sitenizin oradaki plajı da suyunuzun berraklığını da kaybedersiniz. Bunun dışında ayrıca dökülen yaprakları kıyıda banket denilen yapılar oluştururlar. Bu da ayrı bir ekosistem oluşturmakla birlikte kıyının da erozyonunun engellenmesinde rol oynarlar. Küresel ölçekte birçok mercan resifleri, yağmur ormanları, mangrovları gibi habitatların azalma eğiliminde olduğu bu dönemde deniz çayırları da bu olaylardan nasibini almaktadır.
insan etkisiyle veya doğal etkilerle geril çekilmeler, azalmalar başlamış. Hatta bazı yayınlarda 1990'lardan beri toplam deniz çayırları dağılımında %7'lik bir artış olduğu bildirilmiştir. Nedir bu tehditler deniz çayırları üzerindeki? İşte yoğun kıyı kullanımları, insan popülasyonunun büyük bir kısmı kıyılarda yerleşim göstermektedir. Bu da tabii kıyıların yapılaşması ve yoğun kullanımıyla deniz ekosistemlerine negatif etkilemektedir. Ayrıca tabii bu yoğun kullanıma bağlı olarak atıkların denize bırakılması gibi birçok etkenle ötrofikasyon dediğimiz, bizim İzmir Körfezi'nde de özellikle bahar aylarında suların da biraz daha ısınmasıyla besin tuzlarının da zaten halihazırda var olmasıyla yoğun alg üremeleri neticesinde gördüğünüz gibi bulanıklık, çeşitli alg patlamalarına rastlamaktayız. Dönem dönem basında da görürsünüz, Körfez yemyeşil yosun kapladı, ne yapacağız, belediye çalışmıyor mu, niye temizlemiyor gibi. Bu besin elementleri burada çok olduğu sürece sıcaklıkların da artmasıyla bu bitkilerin aşırı üremeleri her mevsim çeşitli miktarlarda olacaktır. Bu kaçınılmazdır. Bu aynı şekilde şu günümüzde konuşulan müsilaj, bu deniz salyası için de geçerlidir. O da mikroskobik bir canlının çok üremesi ve ölmesi sonucu oluşan bir olgudur. Denizlere besin elementini, kirliliği verdiğimiz sürece bunlardan kurtulma şansımız çok fazla yoktur. Aynı zamanda sediman yükü artışları da burada negatif etki yapmaktadır. Bunun yanında işte Posidonya çayırlarının üzerini kaplayan bu sedimanlar epifitik canlıların, yaprakların üzerinde büyüyen canlıların çok artmasına neden olarak negatif bir etki yaratmaktadır. Keza aynı şekilde derin deniz deşarjları da bu yönde katkı yaparak negatif etki yaratmaktadır. Tabii ortamdaki çayırlar, bitkiler gerilediği zaman yerini Süveyş kanalı veya çeşitli vektörlerle ortama giren yabancı türlerin kaplaması kaçınılmazdır. Küresel iklim değişikliği de sulardaki asidifikasyonun artışı, suların ısınması bu yönde paralel destekleyici etkiler yaratmaktadır. Burada gördüğünüz son yıllarda basınımızda terörist yosun diye bahsedilen Kolerpa silindrase türü artık Akdeniz'de birçok yerde yayılım göstermektedir. Bu bahsedilen konulara birkaç küçük video ile katkı yapmak belki zihninizde bazı şeylerin daha iyi canlanmasını sağlayabilir. Bu bir deşarj ünitesi. Gördüğünüz gibi ortama son derece yüksek bir yük getiriyor. Burada posidonyaların üzeri epifitik canlılarla kaplanmış, yapraklar eğmiş başlarını, fotosentez kapasiteleri düşmüş. Belli bir süre sonra ortamdan uzaklaşacak, yerini belki başka fırsatçı türler alarak ortamdaki mevcudiyetleri uzak kalkacaktır. Bu da tabii ekosistemin bozulmasına sebep olacaktır. Gördüğünüz gibi ne kadar sıklıkları azalmış, çayır görünümünden uzaklaşmışlar, sağlıksız bir ortamın oluşmasına neden olmuşlar. Geçelim diğer slayta. Diğer akvakültür de buna benzer. Eğer uygun olmayan bir ortamda yapıldıysa, derinliği, akıntısı uygun olmayan bir yerde yapıldıysa, akvakültür de zemin için, deniz çayırları için negatif bir etki yaratacaktır. Kafeslerden çıkan atıklar, onların gölgelemeleri gördüğünüz gibi tabandaki deniz çayırlarının yok olmasına neden olmaktadır. Diğer önemli etkilerden biri yanlış tonozlama diyebiliriz buna. Bu yukarıda tonozu koyduğunuz yerde aşağıda zinciri çeşitli etkiler, dalgalar ve akıntılarla ortamdaki deniz çayırlarını kazıyarak görüntüde gördüğünüz yabancı türlerin yerleşmesine olanak sağlayıp ekosistemin bozulmasına neden olmaktadır.
Diğer etkilerden biri de bu çok önemli ve güzel bir video. Deniz çayırlarının üzerindeki demirleme. Gördüğünüz gibi çayırları adeta bir biçer döver gibi bir teknenin çapasının sebep oldukları. Özellikle Posidonia oceanica türü çok yavaş büyüyen bir tür olduğu için yılda yatayda maksimum 6 santim kadar büyüdüğü için böyle açılan yırtıklar geri dönüşü 100 yıllar alabilecek sürelere ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca bu yırtıklar böyle kalmayıp daha da genişlemektedir. O nedenle özellikle teknesi olan, yatı olan gemilerle gezen arkadaşlar bu konuda daha hassas olurlarsa çok daha faydalı olacaktır. Peki bunlar için ne yapılması gerekiyor? Öncelikle denizel haritalarının, deniz çayırlarının çıkarılması gerekiyor. Bunun için çeşitli akustik cihazlar kullanıyoruz. Videoda gördüğünüz yanal taramalı sonar ve sismik cihazlar gibi cihazlar kullanılarak bu bitkilerin dağılım alanları belirlenip net haritaları çıkarılması gerekiyor ki nerelerde çayır var, nerelerde yok bunlar belirlenmeli. Bunun üzerine karar vericiler bu yönde kararlarını almak durumundadır. İşte bu çalışmalar sonunda yaptığımız Foça'daki bir deniz çayırı haritalaması, işte kumlu zeminler, çamur zeminler ve Posidonia çayırlarının dağılım gösterdiği alanları gayet rahat bir şekilde burada görebilmekteyiz. Yaptığımız bir literatür çalışmasına göre 1985-2019 yılları arasında Türkiye'de çeşitli araştırıcıların yaptığı çalışmalar sonucunda yaklaşık 15 bin hektarlık bir Posidonia oceanica türü çayırın haritası çıkarılmış durumdadır. Kıyılarımızın uzunluğuna baktığınızda bu tabii daha çok yolumuzun olduğunu göstermektedir. Haritalar çıkarıldıktan sonra ne yapılabilir? Biraz önce de bahsettik. Bu türler indikatör türlerdir. Yani denizin sağlığını da gösterebilir. Bunun için izleme çalışmaları yapılmaktadır. Belirlenen Posidonia çayırları noktalarına beton sabitleyiciler yerleştirilerek bunlar yıllık olarak uzun süreler, beşer, onar yıllık süreler boyunca yıllık olarak izlenir, ölçümleri yapılır. Laboratuvarda da sayımları, ölçümleri gerçekleştirilerek oradaki çayırın sağlık durumu, oradaki ekosistemin sağlık durumu ve gidişatıyla ilgili bilgiler elde edilebilmektedir. Ayrıca transekt yöntemiyle de belli bölgelerde belirli uzunluktaki 200 metre, 400 metreki transeklerle her 5 metrede bir çayır durumu, habitat tipi not edilerek, yoğunlukları sayılarak bölgenin sağlık durumu ile ilgili bilgi edinilebilmektedir. Peki bunlardan öte deniz çayırlarının korunması için neler yapabiliriz? Biraz önce de bahsettim. Öncelikle haritalarının çıkarılması, nerelerde olduğunu belirlemek gerekiyor. Deniz kirliliğini azaltıcı tedbir ve düzenlemelerin yapılması lazım. Bu ötrofikasyonun önüne geçilmesi gerekmekte. Deniz çayırlarının bulunduğu bölgelerde trol, algarna gibi deniz dibini tarayıcı aletler kullanılmaması, kum çıkarılmaması gibi faaliyetlere dikkat edilmesi gerekiyor. Yoğun demirleme yapılan koy gibi yerlerde buna uygun çayırlara etkilemeyecek tonon sistemleri kurulması lazım. Ayrıca buralara kullanılan denizcilerin demirlemenin etkisiyle ilgili bilgilendirilmesi çok önemli. Akvakültür alanlarının uygun derinlik ve akıntılarda olan yerlere çayırlara etki etmeyecek mesafelerde kurulması önemli. Posidonia oceanica'nın ülkemizin de taraf olduğu birçok uluslararası sözleşme ile koruma altındadır. Ülkemizde de amatör ve ticari sirkülerde bu türün avlanması yasaklanmıştır.
Ancak tabii ki yasaklar her zaman türü korumasında yeterli değildir. Farkındalık ve bilinç çok önemli olmaktadır. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkürler. Sorularınız olursa cevaplamaya çalışacağım. Teşekkür ederim hocam. Tam vaktinde benden 10 aldın. Sağ olun. Üzerinden. Teşekkür ederiz hocam. Çok güzeldi sunumunuz. Güzeldi. Sağ olun. Can hocamın sunumunun üzerinde değil mi? Tam olarak örtüştü. Bütünleşti. Evet. Prof. Dr. Deniz İnnal hocamız. Buyurun hocam. Merhabalar. Evet, bütün katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Beni bu etkinliğe davet eden Zerrin hocama çok teşekkür ediyorum. Özlem hocamın da emekleri var. Kendisine de teşekkür ediyorum. İlk orta ve lise eğitimimi İskenderun'da tamamladım. Daha sonra lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimimi de Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünde tamamladım. 2009 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak göreve başladım. Şu anda halen daha aynı bölümde görevime devam etmekteyim. Balık biyolojisi ve ekolojisi konularında çalışmalar yapmaktayım. İstilacı türlerle de ilgili aynı zamanda çalışmalar yapıyorum. Evet, müsaadeniz olursa sunuma geçmek istiyorum. İnsan doğayı çok yönlü olarak etkiliyor. Yerleşim yeri kurarak inanılmaz bir baskı uyguluyor. Sanayi tesisleri kurarak ciddi anlamda doğal alanların kirletilmesine neden oluyor. Ulaşım ağları kuruyor, maden yataklarını açıyor, enerji üretiyor ve farklı kullanımlar sonucunda da değişik yükte atıklar üretiyor ve bu aynı zamanda çevrenin yapısını bozmakla birlikte kendi yaptığı etkileri de zaman içerisinde insan kendisi üzerinde uzun vadeli görebiliyor. Evet, ekosistemler ne işe yarıyor? Çok fayda sunuyor. Bu faydalara bir bakalım. Düzenleme etkisi var. İklim, su döngüsü, erozyon, doğal afet, nutrient, sediman, akış rejimi gibi özellikleri var. Bu özellikler açısından düzenleyici, tamponlayıcı, dengeleyici unsurları barındırıyor. Sağlama özelliği var. Biyolojik çeşitliliği, besin biyolojik çeşitliliği arttırabiliyor, düzenleyebiliyor. Besin sağlıyor, içme ve kullanma suyu sağlıyor. Biyolojik ve kimyasal ürün eldesinde görev yapıyor. Kültürel ve sosyal olarak da bazı unsurları bulunduruyor. Evet, doğal sistemler var ve insandan etkilenen sistemler var. Ama sanırım artık insandan etkilenmeyen herhangi bir sistem yeryüzünde görebilmek, rapor edebilmek mümkün değil. Bütün insanlar ekosistem unsurlarını doğrudan ya da dolaylı olarak tüketmektedir. Hızlı nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme, turizm, doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması gibi pek çok etki ekosistem üzerinde olumsuz etkiler yapmakta ve ekolojik sorunlar oluşturmaktadır. Yılda bir kez üreyebilen, yumurta bırakan deniz kaplumbağası yumurtasını bıraktıktan sonra insanlar acımasızca, vahşice orada o yumurtaları toplayıp kendilerine geçim kaynağı sağlamaktadır. Veya işte Burdur'dan örnek vereyim, bir maden ocağına yetki verilmiş, açılmış. Maden ocağını beklesin diye de geceleri bir bekçi tutulmuş. Bekçi de o sırada önünden geçen bir hayvandan korkmuş ve bu hayvanı öldürmekle kendisini yetkili kılmış. Bir stokları çok düşük düzeyde olan bir hayvan, vaşak diyelim yani. İşte ölmüştü. Aşırı derecede bir avcılık baskısı var. Bu karasal sistemlerde de biz bunu gözlemleyebiliyoruz. Yani adam işte traktörün üzerine 30 tane tavşan ölüsünü koyup fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşabiliyor.
böyle bir yetkide bulabiliyor kendisini. Arkadaşları da ona destek çıkıyor. Böyle bir insan anlayışı da var. İşte gidiyorsunuz, bakıyorsunuz derelere üremek için göç eden balık türlerinin oradaki göçünü, yumurtasını, spermini henüz dökmeden toplamak için oraya giden insanlar da var. Değişik alanlarda biz insan baskısını görüyoruz ve bu baskılar da giderek artmakta. Bir yetiştiricilik örneğinden size yola çıkarak insan nasıl etki yapıyor ekosisteme bir bakalım, çevreye ne gibi zararları var. Örneğin domates yetiştiriciliği veya işte elma yetiştiriciliği olabilir. Bu yetiştiricilik durumunda tarımsal mücadele ilaçları yoğun bir şekilde kullanmak zorunda. Örneğin elma için bahsedeyim. Eğirdir bizim biliyorsunuz ülkemizde elma üretiminin yapıldığı sayılı bölgelerden birisi. Burada bir elmayı çiçekten meyveye kadar, pazara kadar geçen süreçte 10 defa ilaçlamak gerekiyor arkadaşlar. 10 defa ilaçlanıyor ve siz bu pestisiti bünyenize zaman içerisinde alıyorsunuz. Yapay gübreler kullanılıyor. Hormon kullanımı var. Bilinçsiz ve aşırı sulama var. Yanlış arazi kullanımı var. Zararlı işletme atıklarının ve bitki atıklarının yakılması durumu var. Ve tüm bu süreçlerde de doğrudan yeraltı suyuna geçen bir atık yükü var veya yağışlarla akarsulara, göllere, denizlere taşınım var. Yani ben sahada çalışmalar yaparken çok önemli tespitlerde bulundum. Seyhan Ceyhan nehirlerinde benim yürüttüğüm bir TÜBİTAK projesi vardı. Bu proje kapsamında bir ürün ne kadar ilaçlanamaz sorusunun cevabını kendimde aldım. Yani yediğimiz birçok ürün inanılmaz derecede insektisitle karşı karşıya veya temas etmiş durumda. Bunların hepsi değişik ürün kompozisyonuna bağlı olarak az veya çok kullanılıyor arkadaşlar. Evet, tüm bu etkiler yetmezmiş gibi günlük seyahat eden insanlar var. Yani işte adam sadece bir ya da iki günlüğüne Afrika kıtasına gidip bir yemek yiyebiliyor veya bir işte çalışmaya katılabiliyor. Avrupa'yı yine aynı şekilde bir iki günlüğüne kullanan insanlar var. Bu kullanımlar sonucunda değişik ürünlerin, örneğin bir bitki tohumunun, yani saksısına dikeceği bir bitki tohumunu orada bir yerden koparıp işte çantasına koyup getirip evinde işte bahçesine dikebiliyor. Ve buradan da bir yayılım gerçekleşebiliyor. Çok sayıda türün doğal yayılış alanı değişmiş durumda. Örneğin işte yine seyahatlerle veya işte sınır aşan konumda bunlar uçma yeteneğine sahip olduğu için sınırda aşabiliyorlar. Coğrafik sınırların bir önemi yok türün yayılışında. Bir bölgeden diğer başka bölgelere geçebiliyorlar. Ancak seyahatler bunların taşınmasında örneğin kargo uçakları gibi çok ciddi anlamda önemli. Bazı türler gemilerle taşınıyor. Bazı türler kargo uçaklarıyla taşınıyor. Bakın taşınan doğal yayılış alanı değişmiş iki tane tür. Asya kaplan sivrisineği ve sarı hurma sivrisineği. Biz bunlarla son 10 yıl içerisinde tanışmış olduk. Ülkemizde zaten sivrisinekler vardı. 64 tane doğal sivrisinek türümüz var. Bu sivrisinek türleri zaten bize yetiyordu. Bir de değişik virüsleri taşıyabilecek durumda olan, insanı hasta yapabilecek olan, eğer hasta bir potansiyelde olan birisi varsa onun kanını emip bir başka birine bulaştırabilecek iki sivrisineğimiz daha oldu. Bunlar Asya kaplan sivrisineği Aedes albopictus ve sarı hurma sivrisineği Aedes aegypti. Evet, alttaki resimde bir turizm tesisinin bahçesinde, o zamanlar ben üniversite yüksek lisans doktora döneminde Antalya'daki turizm tesislerinin çevre faaliyetlerini koordinasyonunu yapan bir şirkette çalışıyordum. Ve değişik tarzda sorumluluklarım bulunuyordu. Peyzaja da bakıyordum. Peyzajda işte bir peyzaj, bir palmiye ağacında bu tarzda böcekle ve larvalarıyla, pupalarıyla karşılaştım. Araştırınca bunun kırmızı palmiye böceği veya kırmızı hurma böceği olduğunu gördük. 2005 yılında rastlamıştım. Türkiye'de ilk rastlayanlardan biri benim.
O süreçten sonra biz onun teşhisiyle uğraşırken bu yayılışını sürdürdü ve belediyelere mücadele etmeleri gereken yeni bir ek mücadele kalemi olarak, harcama kalemi olarak onların ekonomilerine eklenmiş oldu, çalışmalarına eklenmiş oldu. Bu zararlı böcek türü Mısır'dan ithal edilen palmiye türleriyle ülkemize geldi ve çoğalarak Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde çok sayıda palmiyenin, hurmanın bu şekilde resimde görüldüğü gibi işte yaşamamasına neden oldu. Evet, biyolojik mücadele için ülkemize Cumhuriyet'in ilk yıllarında sıtma sorununun çözülmesi için getirilmiş bir balık türü, sivrisinek balığı, Gambusia holbrooki türü. Bu tür sıtma savaş birimlerimiz aracılığıyla her bataklık sistemine taşınmış durumda. Sonradan belediyelerin sıtma savaş birimleri veya ilaçlama birimleriyle de yine taşınmış bir balık türü. Yine ilaçlama firmaları da bunların taşınmasından sorumlu. Daha sonra bu balık türleri bu bataklık arazilerde eğer ki seller meydana gelirse yanlarında, çevrelerinde bulunan açık su sistemlerine taşınma imkanına sahipler ve kolaylıkla açık su sistemlerine, akarsu, dereler gibi, çaylar gibi sistemlere karıştılar ve ancak durağan sistemlerde gerçekleşebilen sivrisineğin yaşam öyküsünün dışına çıktılar ve beslenmek için orada da balık türlerinin yumurtalarını tüketmeye başladılar. Yani biyolojik bir mücadele için sıtmanın sorununu çözmek için getirdiğimiz bir tür artık doğal türlerimizin yaşamını tehdit eder duruma gelmiş durumda. Bakın, insanlar keyfi için kırmızı yanaklı kaplumbağayı evlerinde çocukları beslesin diye bunları alabiliyorlar ve bir müddet sonra canı sıkılan en yakın göle, havuza, dereye, çaya bırakıyor bunları. Ülkemizde hızla yayılışı artmış durumda olan bir hayvan türü. Bakın, bir basına yansımış bir haber. 100 adet kırmızı yanaklı su kaplumbağası ele geçirilmiş durumda. Pet shoplarda satılıyor ve sadece satan para kazanıyor, taşıyan para kazanıyor. Ama bunun ceremesini bunların bırakıldığı su sistemlerindeki canlılar yaşıyorlar. Evet, barajlarımız var, çok sayıda baraj gölleri. Bu baraj göllerinde otlanma sorunu var. Bu otlanma sorununu çözmek için Ctenopharynx donidella türü, ot balığı türü yaşam alanı değiştirilmiş ve ülkemize de getirilmiş. Bu türle ilgili yapmış olduğum çalışmada şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Bu balık türü Çin'den getirmiş olduğu bir paraziti bünyesinde bulunduruyor. Bu parazit Schizocotyle aceylognathi denen bir şerit hastalığı. Bu balık türünü baraj gölüne attıktan sonra bu şerit hastalığı orada bulunan doğal veya endemik balık türlerine rahatlıkla geçebiliyor. Bu geçiş sırasında da bu geçişle birlikte 20'nin üzerinde balık türünde bu parazit gözlenmiş durumda. Ben de bunu bir yayına dönüştürmüştüm. Evet, çok sayıda canlı insanların farklı baskılarıyla karşılaşmış durumda ve bunların birçoğunda da tükenme artık başlamış durumda. Belirli türler extinct diye rapor ediliyor, bildiriliyor. Bunların az önce belirttiğim gibi temel kaynağı insanın doğayı kendi isteği doğrultusunda yönlendirme gayreti, çabası. Denizlerimiz eskisi gibi doğal mı? Hayır, değil. Kıyısal dolgu çalışmaları, kıyısal mühendislik çalışmaları, liman ve kıyısal kullanımlardan kaynaklanan sorunlar, habitat değişimleri, kentsel alanlarda akış kaynaklarının taşınımı, erozyon ile artan sediman, baraj ve bentler yapımı ile su akım rejiminde değişimlerin yaşanması, kanalizasyon ve tarımsal kullanım sonucu artan besin yükleri, kentsel atıkların taşınması sonucu kirletici ajanların artışı, endüstriyel kullanımlar sonucu sucul sistemlerde toksik organik bileşiklerin miktarında artış, asitleştirme ve ağır metal kirliliği, turizm sektörü, su sporları araçlarının etkileri, su ticaretiyle oluşan değişimler, deniz akvaryumu ve diğer ticari faaliyetlerin etkisi, balık ve diğer sucul organizmaların yetiştirilmesi, Süveyş kanalı etkisi, yabancı türlerin yeni sistemlere girmesi,
yanlış ve kontrolsüz aşırı balık, su ürünleri avcılığı, uzun dönemli iklimsel değişimler denizlerimizi artık geriye dönüşü telafi edilmeyecek derecede olumsuz etkilemiş durumdalar. Kıymetli hocalarım az önce güzel sunumlarında belirtmişlerdi. Çok sayıda etki var. Bu etkileri sadece ülkemiz kıyılarında gözlemlemiyoruz. Akdeniz'e kıyısı olan çok sayıda ülke var. Bu ülkelerde yaşayan insanın yapısı aynı yapıda. Yiyip içme kültürü ve tüketme kültürüne yönelik bir kültürümüz var. Bu kültür doğrultusunda da çok sayıda atık sizin bulunduğunuz alandan uzaklaştırabileceğiniz bir alana itilmek zorunda, itiliyor şeklinde. Ve bu itilmeler sonucunda da denizde değişik etkiler yapıyor. Biz bunları kısa sürede gözlemlediğimiz etkiler olarak bazılarını görebiliyoruz ama uzun dönemli olarak görülebilecek çok daha ağır yükler, etkiler var. Kentsel sıvı atıklar, kentsel katı atıklar, sanayi atıkları, yağlı atıklar, sıvılar, toksik kimyasal maddeler, kıyı ötrifikasyonu, kıyı bölgelerinde şehirleşme hemen hemen Akdeniz kuşağındaki bütün ülkelerde bulunmakta. Ve dönemsel olarak da medyanın yetersiz de olsa ülkemizde haber yaptığını görüyoruz. Bu haberlerde de iyi olan hiçbir şey yok. Kirlilik yükümüz her geçen gün artıyor. Kimyasal maddeler, evsel atıklar, endüstriyel atıklar, tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri, ulaşım sektöründen kaynaklanan atıklar denizlere dökülüyor. Bir son 10 yıl içerisinde artık göz ardı edemeyeceğimiz bir sorunla da karşılaşmış durumdayız. Kullandığımız, tükettiğimiz yoğun plastikler Akdeniz kirlilik yükünü inanılmaz derecede arttırmış durumda. 200'ün üzerinde tür Akdeniz kıyılarında plastikten etkilendiği bildirilmiş durumda. Evet, bu tatlı su kaynakları, ülkemizde bulunan tatlı su kaynakları evsel endüstriyel atık yüklerle dolu. Bakın benim kendim tespit ettiğim bazı durumlar var. İlk resimde bir dere yatağının hemen çevresinde bir kümes hayvancılığının bulunduğu veya tarımsal faaliyetlerin atıklarının tamamı getirilmiş. Bu dere kaynağına atılmış. İçinde ilaçlar var, gübreler var, hormonlar, antibiyotikler var. Bunlar zamanla bu kimyasal içerik akarsuya geçiyor yağışlarla birlikte veya bir başka birisi gelip bunu buradan ittirdiği zaman suyun içerisinde bunlar. Dalaman Çayı'nda çalışma yaparken bu yukarıda bulunan barbuz türünde bu şekilde anomali bireyler tespit ettik ve bu anomali bireyleri neden kaynaklandığı yönünde çalışmalar yaptık. Yaptığımız çalışmada çok sayıda kirleticinin alanda bulunduğunu belirttik. Çok kısa bir süre önce, birkaç gün önce benim bu tespit ettiğim bölgede Dalaman Çayı'nda bir başka arkadaşın bir tweet'i oldu ve Dalaman Çayı ölüyor, burada işte balık ölümleri var şeklinde bir bilgi paylaşmıştı. İklim değişimi hem ülkemiz açısından hem de denizlerimiz açısından riskler taşıyor. İşte sıcaklık artışı, yağışta azalma, artan çölleşme, tarım için artan su ihtiyacı, düşen tarım rekoltesi, azalan biyoçeşitlilik, orman yangınlarında artış, halk sağlığı problemlerinde artış, yaz turizminde düşüş gibi ülkemizi etkileyebilecek durumları barındırdığı gibi deniz suyu sıcaklığı artışı, yabancı istilacı türlerin artışı, okyanus akıntı sistemlerindeki değişimler, asitleşme, fırtınalar, hortumlar gibi ekstrem hava olaylarının artışından bahsediliyor. Bakın bu bölge benim bildiğim, çalıştığım bir bölge. Yani özel sektör kuruluşlarında da burada çalıştım. Burada 4-5 tane otel yan yana kurulduğu zaman ülkemizde bulunan bir ortalama nüfusa sahip ilçenin büyüklüğüne ulaşıyor. Yani bu otellerin her biri 1000-1500 kişi konaklama kapasiteli. Bir ilçede büyük bir alana sahip bir ilçede ne gerçekleşiyorsa çok küçük bir alanda da bunlar gerçekleşiyor. Yani içeriye ekmek satan, karpuz satan adam da giriyor. Bunları tüketecek adam da giriyor ve bu kullanımlar sonucunda çok sayıda atık yükü oluşuyor. Spor gerçekleştirilsin diye
su sporları faaliyetleri var. Kıyıda inanılmaz yoğun bir şekilde. Ve işte değişik kimyasallar suya karışmış oluyor. Atık yükleri deniz deşarjlarıyla veya derelere bırakılarak denize ulaşıyor. Ciddi bir yük kıyısal kesimde tüm Akdeniz'i etkiliyor. Bakın burada 2017 yılında dünya için tanımladığımız Pomatoschistus anatolia türünü görüyorsunuz. Bu tür Akdeniz kıyılarında tüm derelerde yaşıyor. Kısmet oldu, biz tanımladık. Bu türün yaşadığı alanlar işte buradaki şu resimde görüldüğü üzere, örneğin Aksu Çayı'nı bahsediyorum. Aksu Çayı'nın Österinzon'unda, yani denize dökülmeden önceki birkaç yüz metrelik bir alanında yaşıyor. Doktora tezimi Aksu Çayı'nın Acısu Zonu'nda yapmıştım. Tezi yaparkenki çektiğim fotoğraf bu. Ben tezi bitirdikten sonra Aksu Nehri'nin, Aksu Çayı'nın hali bu şekle dönüştü. Yani yaklaşık bir 10-15 kilometrelik bir içeriye doğru uzanan sağlı sollu set çekildi. Taşlarla örüldü. Bir mendirek yapıldı ve sistemin tamamıyla doğal yapısı bozuldu. Hemen kıyı bandında o dönemde herhangi bir otel yokken şu anda ilk 500 metrelik alan tamamıyla otellerle dolmuş durumda ve beton yığını haline gelmiş durumda. Bu balık türü Aksu Çayı'nda artık yaşayamaz muhtemelen. Böyle bir durum var. Evet, Akdeniz'e dökülen Seyhan, Ceyhan, Göksu'ya baktım. Üzerlerinde çok sayıda baraj var. Bu barajlarda sular tutuluyor. Tarımsal amaçla, elektrik enerjisi üretilmesi amacıyla. Ve yine eğer ki tutulmuyorsa bile akarsudan da bu şekilde çiftçiler motopomp aracılığıyla suyu çekebiliyorlar. Ciddi anlamda bir su çekişi var ve kıyıya gelen su miktarı her geçen gün azalıyor. Göksu Irmağı, Göksu Irmağı'nda bakın şöyle bir set var, resimde bulunan set. Bu sete göç eden hayvan türlerinden tirsi balığı denizden içeriye giriyor ve akarsuyun içerisinde yol almaya başlıyor. Ancak bu sete gelip çarpıyor, sete gelince strese giriyor ve bu setin üzerine balıkçılar geliyorlar. Tırıvırı diye bir ağ var, yukarıdan atıyorlar, attıkları zaman mutlaka her iki ya da üç atışlarından birinde bir tane 40-50 santim civarında bir tirsi balığını yakalamış oluyorlar. Hayvanlar yumurta ve sperm dökmeden balıkçılar aracılığıyla avlanmış oluyorlar. Bakın Manavgat Irmağı Akdeniz'e tatlı su taşıyan önemli bir akarsu sistemlerinden. İnanılmaz derecede turizme mahkum olmuş durumda. Bu alttaki fotoğrafı ben çektim. Burası Manavgat Irmağı'nın içi. Bu şekilde tekneler var. Şurada resimde olduğu gibi. Bu teknelerde köpük partisi yapılıyor. Köpük partisinde turistleri eğlendiriyoruz. Köpükleri görüyorsunuz. Akıyor akarsuyun içerisinde. Burada sadece balıklar değil, bizim mikroskopta oturup yani daha uzmanı bulunmamış birçok canlı grubu buranın içerisinde yaşıyor. Veya yaşam mücadelesi veriyor. Bilinçsiz, kontrolsüz, yasa dışı avcılık var. Bu avcılıkla ülkemiz balık stokları, su ürünleri stokları her geçen gün azalıyor. İşte bu sene kış döneminde hamsi stoklarıyla ilgili problemi hep beraber yaşadık. Sadece hamsi değil, çok sayıda tür denizlerimizde stokları azalmış veya şöyle söyleyeyim, stoğu artan tek tür, stoğu artabilen türler sadece istilacı türler. Burada kıkırdaklı balık türlerini görüyorsunuz. Bunlar da ekonomik amaçlar doğrultusunda çok sayıda avlanıyor. Bakın burada yılan balığı var. Balığının yavrularını toplamıştım. Manavgat Irmağı girişinde, Göksu'da, Seyhan'da, Ceyhan'da bolca bulunuyorlar. Ancak bunlar ciddi anlamda bir parazitle karşı karşıyalar. Bu parazit bunların 20-30 yıl kadar önce karşılaştığı bir parazit. Yani 30-40 yıl önce sizlerle birlikte yılan balığında yılan balığının yüzme kesesinde bu paraziti çalışıyor olsak böyle bir parazite rastlayamayacaktık. Ancak
Japon yılan balıklarıyla Avrupa yılan balıklarını bir araya getiriyorlar ve Almanya'da üretim gerçekleştiriyorlar. Bu üretim sırasında Japon yılan balıklarına özgü bir parazit Avrupa yılan balığı stoklarına karışıyor. Avrupa yılan balıkları stoklarını üretemiyorlar. Üretemeyince suya salıyorlar. Bu parazitli bireyler daha sonra tüm Akdeniz kuşağında parazitlenmiş oluyor. Ciddi anlamda bir parazit yükü var. Bunun temel gayesi insanın yapmış olduğu bilinçsiz, kontrolsüz çalışmalar. GSM'in yapmış olduğu çalışmalar var. Herhangi bir yolla, yani işte gemi yolu taşımı veya ticari faaliyetler, akvaryum taşınması, Süveyş kanalı gibi faktörler nedeniyle çok sayıda canlı grubunun Akdeniz'e girdiği belirlenmiş durumda. Yani 100 yıl kadar önce herhangi bir canlısına rastlayamayacağınız bir yabancı canlı topluluğunu artık doğal türlerden de fazla görmeye başladık. İşte 165 tane balık türü, krusteselerden 70 tane, molusklardan 137 tane tür bildirilmiş durumda. 558, 821 tür, 1000 tür gibi türler değişik makalelerde son yıllarda bildiriliyor. Bunların değişik yayılış alanları var ama ülkemiz kıyıları, Lübnan, İsrail, Suriye gibi kıyılarda yoğun bir yayılım olduğu tespit edilmiş durumda. Bunlar sadece Akdeniz'de etkilerini de biz direkt göremeyebiliyoruz. Yani canlılar yaşıyor bu etkiyi. Biz direkt göremeyebiliyoruz. Biz sadece ekonomik olarak tükettiğimiz kısmıyla ilgileniyoruz. Veya işte tekneye çektiğimiz zaman herhangi bir zehiri bulaşmış bir canlıdan dolayı bir şeyler öğrenebiliyoruz. Ama bu etkiyi sucul canlılar kendileri görüyor ve biz bunları uzun dönemli projeler olmadığı için direkt çözemiyoruz. Ben 15 farklı sahada yapmış olduğum çalışmada hem iç sulara ait hem de lesepsiyen türlere, deniz türlerine ait yabancı balık türlerini tespit ettim. Manavgat'tan Yelkoma Lagün Gölü'ne kadar geçen arada işte Göksu, Seyhan, Ceyhan, Paradeniz, Köprüçay gibi çok sayıda özel ekosistem vardı. Bu sistemler çok sayıda doğal canlının yaşam alanıyken şu anda artık yabancı tatlı su türlerinin ve lesepsiyen türlerinin, deniz türlerinin etkisi altına girmiş durumda. 900 üzeri yabancı tür Akdeniz'den rapor edilmiştir. Bu türlerin %75'i kendiliğinden üreyebilen ve yerleşmiş türlerdir. Ülkemizin Akdeniz kıyılarında 18 taksonomik grupta temsil edilen 539 yabancı tür bilinmektedir. Bu en son çıkan yayında belirtilmiştir. Bu etkiler neler olabilir? Gelen tür kontrol edilemeyecek ölçüde çoğalmıştır. Doğal türlerle doğrudan ya da dolaylı olarak rekabete girmiştir. Yeni hastalık ve parazitleri sisteme getirmiştir. Beklenmedik ekolojik nişler oluşmuştur. Birbiri üzerinden beslenme ve habitat etkileşimleri sonucunda flora ve fauna elemanları zarar görmüştür. Yetersiz çevre koşulları nedeniyle türün büyüme ve gelişiminin istenilen düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. Tamamıyla artık yabancılaşmaya yönelik bir doğal seyir var veya işte insan etkili bir seyir var, merkezli bir seyir var. Artık gündemimizde yabancı türlerden kaynaklanan sorunlar var ve çok fazla da bunları tartışacağız. Böylelikle de bu güzel oturuma, panele katkı yaptığınız için, organize ettiğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bunların tanıtılması çok önemliydi. Bizim yaptığımız çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Bakın, Sauridae lesepsianus diye bir yabancı istilacı tür var veya istilacı demeyeyim, yabancı bir tür var. Bu yabancı türün mide içeriğine oturdum, çalıştım. Mide içeriğinde neler var? Bakın, mide içeriğine ait bir fotoğraf getirdim. Çok sayıda balık türünü tüketiyor. İşte yukarıdaki fotoğrafta balon balıkları var. Akdeniz'de balıkla uğraşan kişilerin kabusu oldu. Şu anda Tarım Bakanlığı'nın birey başına 5 lira toplama projesi var. Altta Akdeniz hamsisi var. Akdeniz hamsisinde parazitlerle çalışıyorum. Akdeniz hamsisi de yabancı bir tür. Acaba bundan kaynaklanan ekosisteme gelebilecek bir parazit var mı şeklinde bir çalışmamız devam ediyor. Yabancılaşmaya devam eden denizlerimizde akademisyenlere çok fazla iş düşüyor. Bunların tespit edilmesi, biyolojilerinin bilinmesi gerekiyor.
ve bu şekilde panellerde de bolca tartışılması gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Burada noktalamak istiyorum. Çok teşekkürler Deniz Hocam. Çok etkileyici ilgiyle izledik hepimiz. Sağ olun. Bir sorularımız var en sonra. Ben mesela zehirli mi değil mi merak ediyorum. British Museum'un duvarında görmüştüm Akdeniz'deki zehirli balıklar diye. Böyle bir milim kare boş yer yoktu. Onu tabii size soracağız sonra. Bu arada sorusu olanlar yazılı olarak lütfen belirtsin. Bunu hatırlatmış olalım. Son konuşmacımız Prof. Dr. Gürkan Ersoy Hoca. Tam da benim soruma değil mi tekabül ediyor. Ben epeydir ayakkabıyla giriyorum denize. Hatta üniversitedeyken dragon muydu? O balığa basmıştım da bir yıl boyunca neredeyse ayağım bandajda kalmıştı. Dolayısıyla zor yetiştirmişlerdi Alaçatı dispanserini. Onun için ben biraz korkuyorum bu konudan. Evet hocam ne diyorsunuz? Teşekkürler Deniz hocam. Sağ olun. Ben paylaşayım mı hocam ekranımı? Evet hocam paylaşabilirsiniz. Tamam. Değerli hocalarım bu ısınan günler yaklaştıkça böyle serinlemek için bir güzel İzmir görüntüsüyle başlamak istedim. Tabii bugün denizi konuşacağız. Hocalarım çok güzel sunumlar yaptılar ama benim sunumda konuşacağım veya Zerrin hocamın bahsettiği deniz canlıları bu nemolar gibi tatlı değil maşallah. Maalesef. Bugün konumuz Akdeniz'de ekosistem değişiklikleri farkındalık toplantısında suda deniz canlılarıyla temas ve ilk yardım. İsmim Gürkan Ersoy, 1960 Aydın doğumluyum. İlkokulu Aydın'da okuduktan sonra ortaokul lise Bornova Anadolu Lisesi, arkasından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi'nde genel cerrahi ihtisası ve 1992 yılının Mart ayında da İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı'nda görev yapmaya başladım. 92 yılından beri yani ortalama tam 30 yıldan beri 9 Eylül Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görevime devam ediyorum. Tabii sivil toplum örgütü boyutuyla da Herkes İçin Acil Sağlık Derneği'nde genel sekreteriyim. Ben tabii öncelikle bu sunuma başlamadan önce bu sunumda bulunma şansını bizlere sağlayan başta üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Sayın Nüket Hotar hocamıza yine çok değerli hocalarım, moderatörlerimiz Profesör Doktor Sayın Zerrin hocam ve Profesör Doktor Özlem Çakır hocalarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Siz değerli katılımcılara, çok güzel sunum yapan hocalarıma, Yakup arkadaşımıza gerçekten çok iyi yapıyor bu işi. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunmak istiyorum. Şimdi konumuzun literatür başlığı bu şekilde. Hani ilgisini çeken, araştırmak isteyen hocalarımız için koydum. Bugün neyi konuşacağız sizlerle? Konumuz deniz. İşin tıp boyutunu konuşacağız. Havalar da ısınmaya başladı. Birçoğumuz özledik. Denize gideceğiz. Orada Zerrin Hocam çok güzel bir şey söyledi. Ben artık ayakkabıyla giriyorum dedi. Deniz içinde deniz kestaneleri var, mercanlar var, süngerler var, balıklar var, köpek balıkları var. Bunların ısırması veya yaralanmasında neler oluyor onları konuşacağız. Tabii böyle bir durumda vatandaş olarak, bakın doktor, hemşire olarak değil, vatandaş olarak ilk yardım anlamında neler yapabiliriz onları paylaşacağım sizlerle. İsterseniz önce ilk yardımın tarifini yapalım konuya daha iyi hakim olabilmek için. Şimdi ilk yardım var, bir de acil yardım var. İlk yardım bir kaza ve yaralanma durumunda olay yerindeki imkanlarla yapılan tıbbi olmayan bir tedavi. Biraz uzun oldu, hemen açacağım. Diyelim ki ben işte Kuşadası'nda denize girdim. Orada ayağıma işte Zerrin Hocam'ın ayağına çarpan trokanya balığı veya vatoz çarptı. Ben ne yapacağım? Yani ben vatandaş olarak söylüyorum. İşte oradaki olay yerindeki imkanlarla neler yapacağız? Onları konuşacağız ama burada en önemli ayrıntı ilk yardımda ilaç uygulaması yoktur. Yani ben size herhangi bir merhemden, herhangi bir ağrı kesici veya antibiyotikten bahsetmeyeceğim, serumdan bahsetmeyeceğim.
Ve şunu lütfen unutmayalım. İlk yardım uyguladıktan sonra mutlaka bir sağlık kuruluşuna müracaat etmemiz gerekiyor. Çünkü uyguladığımız ilk yardım tıbbi bir tedavi değildir. Kişinin daha çok yaralanmasını, acı çekmesini, ölmesini engellemektir. Şimdi sorular var, bazı görüntüler var. Yani biraz can sıkıcı ama özür diliyorum sizlerden. Bunlar da hayatımızın bir gerçeği. Böyle bir görüntü çocuğun, bir kız çocuğunun kulağına balık olsası saplanmış. Ben bunun çok benzerini 10-12 yaşlarındayken görmüştüm. Anormal etkilenmiştim. Yine bir kız çocuğunun tam ayağında baldırına saplanmıştı. Biliyorsunuz bu balık olsası çengellidir. Yani geriye doğru çektiğinizde çıkmaz balığın ağzına takılsın diye. Bunu çektiğiniz zaman çıkartamazsınız. Çok korkutucu, ürkütücü bir görüntü ama bunu çıkartmak aslında çok kolaydır. Tabii pirana ısırırsa ne yapacağız? Ama tabii Türkiye'de pirana yok, ne mutlu. Tabii Türkiye'de olan deniz kestanesi var. Batarsa ne yapacağız? Bununla ilgili bir fıkram da var. Deniz anası yine en sık gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Vatoz. Görmüyoruz, ayağımıza çarpıyor, kumun içinde saklı. Ne yapacağız? İşte bunları konuşacağız sizlerle. Yararlandığım kaynaklar bizim acil tıbbın textbook'u Judith Tintinelli ve paylaşacağım şu bu Judith Tintinelli'nin textbook'u yani kitabı ve bizim çok ciddi makalelerimizden örnekler. Arzu eden hocalarımla dinleyicilerle herkese bunları PDF'ini paylaşabilirim. Örnek olarak buraya koydum. Burada bir soru sormak istiyorum. Zerrin Hocam hiç düşündünüz mü? Konumuzla ne alakası var bu? Burada gördünüz. Dezenfektan mı? Bakalım. Çok iyi yaklaştınız. Gerçekten çok iyi yaklaştınız. Yani rahatlatıcı olabilir herhalde. Benim bana demişlerdi sıcak su ya batır ayağını ama nereden bulacağız sıcak su? Zaten de çok anlamsız gelmişti o zaman bana. Vallahi tebrik ederim hocam. Gerçekten rahatlatıcı mı? Sıcak su faydalı mı? Kullanalım mı? Sunumun ortasında ve sonunda paylaşacağım sizlerle. Tabii sunumun damdan ortasında. Düşen halden bilir hocam. Aynen. Şimdi konunun önemi, neden bu konu? Benim gerçekten ilgi alanım bu deniz içi canlılarla temas ve bunlarda ilk yardım. Her sene bu özellikle yaz mevsimi yaklaştıkça medya soruyor. İşte hocam yaz ayı geliyor, sıcak acilleri ne yapalım? İşte deniz anası çarparsa, deniz kestanesi batarsa, sıcak çarpmasına ne yapalım? Benim yaş grubumdaki büyüklerim bilirler. Ayhan Işık rahmetli Türk sinemasının Taksis Kralı sıcak çarpması sonucu ölmüştü. Ve ben Türkiye'de hiçbir ana bilim dalı, acil tıp ana bilim dalı olarak düşünüyorum. Veya bir kongrede böyle bir sunum yapılmadı. Ama biz 9 Eylül Üniversitesi acil tıp ana bilim dalında her yıl bu sunumu tekrarlıyoruz. Dediğim gibi bir de tam mevsimi başımıza gelebilir. Yani hepimizin başına gelebilir. Bir yakınımızın başına gelebilir. Çünkü insanlar haklı olarak artık yoruldular bu COVID vesaire. Şimdi denize gidecekler. Özetle Özlem Hocam ve Zerrin Hocam sağ olsunlar. Bu sempozyumda bir farklılık yaratmak amacıyla bu konuyu da koyalım dediler. Ben kendilerine tekrar şükranlarımı sunuyorum. Şimdi deniz neden önemli? Denizin ne farkı var? Ben de bu makaleleri okumadan önce düşünmemiştim. İçinde nefes alamıyoruz suyun içinde. İçi bir bilinmeyen, görünmüyor. Ne var? Ürkütücü. Bilmiyoruz. Korunacak ve tutunacak bir yer yok içinde. Mutlaka yüzme bilmek gerekiyor. İçinde yaşayabilmek için veya kalabilmek için yaşamak değil de. Ama şöyle bir tezat var. Maalesef boğulan kişilerin çok büyük bir çoğunluğu da iyi yüzme bilen kişiler. Ve maalesef yüzerken ki bunun birçok örneği var. Yine bir göz anabilimden de çok değerli bir hocamız geçen sene kalp krizi geçirerek yani deniz içinde maalesef kaybettik. Bayılabiliyor, vurgun yiyebiliyor. O yüzden deniz önemli. Tabii içinde deniz canlıları var. Gelişmiş koruma yöntemleri var. Ciddi zehirleri var bu deniz canlılarının ama bu deniz canlıları bizi yemek için zarar vermiyor. Bu toksinlerini, zehirlerini kullanmıyor. Haklı. Orası onun yeri. Biz orada fazlalığız. Yani o denizde ben fazlayım. Orası o balığın yeri. Orası deniz anasının yeri. Tabii ki hakkını koruyacak. Tabii ki o hakkını korumak için o zehiri bana aktaracak. Yazlık yerlerde hastane sıkıntısı var. Yani İzmir'den, hani biz İzmir'de olduğumuz için biliyorum, işte Urla, Çeşme veya Marmaris yaz aylarında nüfus anormal artıyor ve orada çok ciddi bir hastane ve sağlık personeli sıkıntısı oluyor. Yine benim yaş grubum çok iyi hatırlayacak. Yıllar önce
Altan Erbulak isimli karikatürist veya yazar kişi bir sağlık sorunu nedeniyle Marmaris'te vefat etmişti. Şimdi deniz yaralanmalara baktığımızda travmalar var. Yani sürtünmeler vesaire ve bunlar beraberinde iltihaplara neden oluyorlar. Bir tanesi deniz kestanesi batması, süngerler, mercan kayalar. Belki Türkiye'de çok fazla olmasa birlikte zehirlenmeleri var. Bizim daha çok rastladığımız işte balıklar, deniz anası, Zerrin Hocam'ın ayağına dokunan trokanya balığı gibi birçok daha başka balıklar da var. Şimdi epidemiyolojisi, yani bu tür yaralanmaların sıklığı çok iyi bilinmiyor. Bu konuda sağlıklı bilgi yok. Çok iyi araştırmalar da yok. Çünkü birçok kişi acile veya hastaneye de gitmiyor. Evde kendisi tedavi ediyor. En çok gördüklerimiz deniz anası çarpması, zehirli balık yaralanmaları ve dediğim gibi travmatik yaralanmalarda da bilgiler oldukça az. En ciddi yaralanmalar köpek balığı saldırıları. Yıllar önce bir Jaws filmi biliyorsunuz hepimizi titretmişti. Küçük yaralanmalarda mercan yaralanmaları. Bu filmde birkaç tane çekildi. O yıllar tabii internet yok, dijital ortam yok. Biz defalarca seyretmiştik ve dehşet içinde kalmıştık. Köpek balığı en tehlikeli balık bizim başımıza gelebilecek. Çünkü çok ciddi yaralanma yapabiliyor. Çünkü cüssesi ve çene yapısı çok kuvvetli. Kopartıyor tuttuğu zaman. Ama aslında çok nadir. Yani çok medyatik bir haber. Halkta da belki bu filmin de etkisiyle yanlış bir algı var. Sanki çok sık görülüyormuş gibi. Halbuki dünyada bildirilen vaka sayısı 770 ila 100 civarı. Dünyada, Türkiye'de değil. Ölüm 4 ila 15 vaka bildirilmiş yine dünyada. Ölüm oranında %10 ila 20. Neden? Çünkü organı kopartıyor. Ciddi kanamalara neden oluyor. Köpek balığı travmalarında neden insanlar ölüyor? Hastane öncesi bakım yok. Çünkü normal insanların yaşadığı yerlerde değil, daha açık denizlerde oluyor. Ve koparttığı için organı, bacağımızı, oradaki kası vesaire çok ciddi bir kanama oluyor. Ve kan kaybından kişi hastaneye gelinceye kadar ölüyor. Veya kişi çok haklı olarak anormal korktuğu için, panik heyecan yaptığı için orada kalp krizi geçiriyor veya su yutarak boğuluyor ve ölüyor. Dedim ki bunları saydık. Kazazedenin durumu nasıl? Tabii çok korkmuş, panik, endişe içinde. Vücut, soğuk, soluk ve boğulma tehlikesi geçirmiş kişiler. Yani ilk yardım uygularken bunlara da çok dikkat etmemiz lazım. Peki ne yapalım böyle bir durumda? Her zaman böyle şeylerde yapacak şey sakin olmaya çalışalım. Tabii nasıl olunabilir? Zor bir soru. Kişiyi mümkünse hemen sudan çıkartalım. Çünkü sudan müdahale edemeyiz. O panikle bizi de batırır. Beraber boğuluruz. Temiz, sakin bir ortamda kişiyi tutalım sahilde. Sakinleştirelim. İşte Gürkan sakin ol. Ben şimdi doktorları çağırdım. Ambulans çağırdım gibi. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Türkiye'nin her neresinde olursak olalım bir sağlık sorunu olduğunda arayacağımız ilk ve tek telefon numarası devlete ait olan numara 112 nolu telefondur. Lütfen 112 nolu telefonu arayarak profesyonellerin olay yerine gelmesini sağlıyor. Tabii 112 hastayı alacak ve acil servise götürecek. Peki acil serviste ne yapılıyor? Burası çok karışık. Zaten konumuz da değil. Bırakalım onu Doktor Gürkan düşünsün. Minör, küçük deniz travmaları tabii daha sık görüyoruz. Bunlar ne? Süngerler var. Yani ne kadar görülür? Çok derinde olduğu için. Bazılarının zehirli salgıları var. Hocalar bunları daha iyi biliyorlar. Klasik cilt bulguları yaratıyor. İşte kızarıklı, kaşıntı, ağrı gibi burada çok da güzel görüntüler. Artık bunların suni de yaratıldığı için eskisi kadar da herhalde problem değil. Yine deniz mercanları gerçekten çok etkileyici görüntüler. Ama denizdeki en sık yaralanmalardan bir tanesi nerede oluyor? Bizim ekstremite dediğimiz yani uzuvlarımıza yani el, ön kol, dirsek ve dizlerde daha sık oluyor. Neler var? Belirtiler hep belli. Hep ciltle ilgili belirtiler. Cildimize atıyorum, yapmayalım sakın öyle bir şey de hani asit dökülürse yanlışlıkla ne olur? Kızarır, ağrır, şişer. Burada da aynı kaşıntı, ağrı, kızarıklık ve zamanla orada yara oluşabilir. Ama bu yaranın iyileşmesi son derece güç ve zaman alıyor. Peki ne yapalım? Vatandaş olarak böyle bir durum olduğu zaman ne yapalım? Yapabileceğimiz en güzel şey bildiğimiz çeşmeyle yani akarsu ile orayı bolca yıkamak. Orada yabancı cisim varsa yani mercan parçacıkları, ot vesaire varsa bunlar oradaki kızarıklığı, kaşıntıyı arttıracağı için bunları buradan uzaklaştıralım.
geniş yaralar varsa, tabii bu acildeki hekimler bunu söyleyeceklerdir, bunu kapatmıyoruz, sonradan kendinden iyileşmeye bırakıyoruz. Dediğim gibi bol yıkama çok önemli. Oradaki mercan, yabancı sinirleri uzaklaştırmak çok etkileyici oluyor. Tabii deniz canlılarıyla zehirlenmeler, yani temas, özellikle balıklar vesaire bahsedersek, bunların çok toksinleri, yani zehirli maddeleri var. Tekrar söylüyorum, bu hayvanlar, balıklar vesaire çok haklı olarak kendilerini korumak amacıyla bu toksinlerini kullanıyorlar bize karşı. Ve son derece de haklılar. Hep aynı şeyi söylüyorum. Orası onların yeri. Biz orada neyi arıyoruz? Tabii bu da ayrı tartışılacak başka bir konu. Konumuz değil. Nasıl zehirler var? İşte vücuttaki sinirlere karşı, kan hücrelerine karşı, hücrelere karşı ve kaslara karşı etki eden çok zehirli maddeleri var. Peki ne yapıyor bu balık, işte bilemediniz vatoz vesaire dokunduğu zaman? Rahatsız edici cilt bulguları yapıyorlar. Çünkü bir defa orada çok geniş böyle leke yaratıyorlar. Nereye çarpılsa, nereye vurulursa kıpkırmızı, kötü bir görüntü, ağrı, yanma, kızarıklık, kabartı oluyor. Tabii bunu ne şiddette olduğu etkileyen şeyler var. Bir tanesi hayvandaki zehrin dozu, hayvanın cinsi, kişinin, yani çarpılan kişinin yaşı, mevcut hastalıkları, cüssesi etkileyen faktörler. Deniz anası teması. Hiç başıma gelmedi ama hep gördüğüm, duyduğum, okuduğum şey anormal bir yanma hissi oldu ve ciltte çok ciddi bir renk değişikliği yarattı ve bunun geç dönemde iyileştiği şekilde. Şimdi deniz anası bize çarparsa ne yapalım? Yapılacak en güzel şey, dediğim gibi önce sakin olmaya çalışalım, kişiyi sudan çıkartalım ve oradaki bulguların tedavisini yapmamız lazım. Burada en önemli şey, deniz anası vücudumuza çarptığı zaman, kolumuza, bacağımıza, kalçamıza, karnımıza, sırtımıza, her neremize çarptıysa, oraya tentakül dediğimiz üzerindeki parçacıkları bırakıyor. İşte bu parçacıklar bizde kaşıntı, kızarıklık gibi belirtileri ortaya çıkartıyor. Çok nadire işte bayılma, tansiyon düşmesi gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bu nemasitleri yok etmemiz lazım. Burada çeşme suyu önerilmiyor. Zerrin hocama çok ilginç, gerçekten ilk defa duydum. Yıllar önce önerilmiş ama son 5-6 yıldır önerilen bir yöntem sirke. Hocam bir tanesi sirke. Bildiğimiz evde çorba, işkembe çorbası içerken kullandığım sirke sürmek öneriliyor. Ha diyeceksiniz ki, Zeynep Hocam diyecek ya, Gürkan ben orada sirkeyi nereden bulayım? Çok haklısınız hocam. İkinci önerilen şey 35-45 derece, yani ılık, parmağımızı el içine soktuğumuzda yakmayacak sıcaklıktaki suya sokmak. İşte kolumuzu, bacağımızı. Neden sıcak su? Soğuk su önerilmiyor. Neden sıcak su? Sıcak su son yayınlarda şiddetle öneriliyor. Sirke ikincisi. Çünkü bu sıcak su deniz anasının vücudumuza bıraktığı o zehirli, toksik maddeyi yok ediyor. Yani onu nötralize ediyor. Böylece kişinin ağrısını azaltıyor. Etki mekanizması bu. En kötü ihtimalle zararı olmuyor. Ama dediğim gibi bunlar hep ilk yardım uygulaması. Sirkede uygulasak, sıcak suda uygulasak mutlaka bir sağlık kuruluşuna müracaat etmemiz gerekiyor. Çünkü oradaki doktor bizi görecek. Belki tetanoz aşısı yapacak. Belki antibiyotik verecek vesaire, onlar oradaki doktor arkadaşın bileceği şeyler. Ama yine Zerrin Hocam diyecek ki ya Gürkan ben orada sıcak suyu da nereden bulayım? Her yer kayalık. Hocam öyle bir durumda da lütfen o kolumuzu, bacağımızı, her neremize çarptıysa oradaki kuma batıralım, oradaki kayaya değdirelim. O sıcak çünkü faydası olacaktır. Bakın bunlar deniz anasının vücutta yaptığı renk değişiklikleri, son derece yanan, ağrıyan görüntüler. Bakın böyle garip garip şekiller oluşturuyor. Acil servisteki tedavisi, orası bizim işimiz ama burada yaptığımız şey, zaten çoğu acil servise gelmiyor. Acil serviste de özel bir tedavisi yok. Gerekirse biz yanık gibi tedavi ediyoruz. Gerekirse antibiyotik veriyoruz veya tetanoz aşısı yapıyoruz. Şimdi Zerrin Hocam gerçekten sunumu görmedi. İlk defa burada seyrediyor ama sanki hissetti. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası. Bundan bahsedeyim.
Çok özür dilerim. Nasrettin Hoca merkepten düşmüş. Yani kaba bir tabirle eşekten düşmüş. Bana bir doktor çağırın demiş. Doktor bulup getirmişler. Ya böyle doktor değil demiş. Affedersiniz, eşekten düşen doktor getirin bana demiş. Yani beni anlayabilecek, sıkıntımı anlayabilecek bir hekim doktor bulun anlamına. Neden bu fıkrayı anlattım? Ben işte Nasrettin Hoca gibi yıllar önce rahmetli teyzemle Kuşadası'nda denize girerken ayağıma deniz kestanesi battı. Birazdan fotoğraflarını göreceğiz. Hatta hemen göstereyim. Bakın şurada. İnşallah başımıza gelmez. Hani deniz kestanesi battı. Belki kafamızda çok iyi canlanmıyor olabilir. Bu çok güzel bir örnek. Yani şöyle düşünelim. Ayağımıza özellikle de topuk bölgesine batar. 40, 50, 20, 30 tane iğnenin, bildiğimiz top iğnenin battığını ve kırıldığını içinde düşünelim. Böyle bir tablo. Yürüyemezsiniz, hiçbir şey yapamazsınız, ağrır. Gerçekten çok rahatsız edici bir görüntü. Bakın, başka görüntüye bakın. Kişinin ayağın burada ayak tabanının altına batmış. Onlarca deniz kestanesi. Yine kişinin hem topuğuna hem de ayağına batmış deniz kestaneleri. Yine kişinin ayağına batmış deniz kestaneleri. Peki ne yapalım? Battı. Aslında en güzelini Zerrin Hocam yapıyor. Onu ben sunumun sonunda da yine söyleyeceğim. Sıcak suya sokabiliriz. Bu öneriliyor. Yine yakmayacak sıcaklıkta. Şimdi burada hemen aklımıza şu gelebilir. Ya Gürkan, ben onu cımbız alır teker teker çıkartırım. Çıkmaz. Çıkartılamaz. Çünkü o cildin içinde kalıyor. Ucu yok. Tutacak yer yok. Tehlikeli de, çünkü kurcalarken mikrop kaptırabiliriz. Ve ağrılı, görülen varsa cımbızla çıkartalım. Zeytinyağı da sürüyorlar. Zeytinyağı da sürüyorlar. O işe yarıyor mu? Şimdi oraya geleceğim hocam gerçekten. Eklem içindeyse tehlikeli tabii. Ona mutlaka müdahale etmemiz gerekiyor. Ama deniz kestanesinin maalesef tek ilacı zeytinyağı. Çok ilginç. Diyelim ki ayağıma battı. Ben de teyzem rahmetli öyle yapmıştı. Gerçekten başka bir yöntem de yok. Ayağıma tabanına zeytinyağı sürdüm. Tabii yatağımızı, çarşafımızı kirletmesin diye ayağıma da bir poşet torba geçirdim. Öyle yaptım ve ertesi gün gerçekten hiçbir şey kalmamıştı. Bunun mekanizmasını bir yerde bulamadım ama şöyle olduğunu düşünüyorum. Biliyoruz ki zeytinyağı asidik yapıda bir madde. O zeytinyağı içindeki asit veya bilemediğim başka maddeler bu deniz kestanelerini eritiyor diye düşünüyorum. Bir başka canlı, dediğim gibi bu vatozda, bunlar en tehlikeli şey, deniz kumun içinde saklı görünmüyor. Ancak basınca biraz daha fotoğraflarını göreceğiz. Yine deniz yıldızı olarak da geçiyor. Benimki vatozdu. Üç yerden şeyde baş parmağıma içindeki o hani yumuşak yere dediğiniz gibi bastım ve girdi zehir. Çok korkunçtu aslında. Çok korkunç hocam, çünkü görmüyorsunuz, öyle bir şey olmasını beklemiyorsunuz ve bu kumun içinde gizli olduğu için fark etmek de mümkün değil. Beklemediğiniz bir anda insan ayağına bir şey batıyor, o anda korku, panik gibi çok zor duygular yaşıyoruz. Zehri kuyruğunda, dediğim gibi, hayvan kendisini korumak için yapıyor ve yaralanma genellikle ayakta olur. Eğer elle tutacak olursak yılan gibi, o zaman elimizden sokuyor. Bakın burada bir başka görüntü. Bakın bu da Zerrin Hocam'ın bahsettiği gibi şurada bir ısırık var. Dikkat edersin. Isırık demeyelim de ayağından sokmuş ve burada bakın büyük bir yara, büyük bir yarayı doktor arkadaşlar aynı zamanda kapatmak için dikişte atmışlar. Bakın başka bir yara şurada hemen. Tabii dediğimiz gibi yine trakonya gibi zehirli balıklar var. Bunların çoğunu almadım. Bunların aslında çok büyük bir bölümü tropikal denizlerde, yani Türkiye'de yok, okyanuslarda var. İşte buraya benim de bilmediğim birçok isimler var. Onlar sadece isimlerini koydum. Yapacağımız şey her şeye rağmen, yani şöyle diyeyim, denizdeyiz. Ayağımıza bir şey çarptı, vurdu ama ne olduğunu göremedik. Kaçtı vesaire. Yapacağımız şey lütfen sakin olalım. Bir an önce kuma çıkalım. Çünkü denizde mücadele edemeyiz. Panikle su yutar, boğuluruz. Oraya sıcak su uygulayalım. Yakmayacak sıcaklıkta, 40-50 derece sıcaklığında. Eğer kanama var ise elimize herhangi bir bez alarak, mesela burada ne var? Benim kravatım var. Kravatımı tuttum. Görüntüyü almak istiyorum. Alamadım. Kravatımla elin üzerine koyup bu şekilde bastırıyorum kanama bölgesine. Eğer şakır şakır kanıyorsa tabii bir kişi mutlaka 112'yi arıyor.
yani ambulansı arıyor ve sağlık kuruluşu, en yakın sağlık kuruluşuna gidiyoruz. Şimdi Zerrin Hocam da Özlem Hocam da çok iyi biliyorlar. İlk yardıma merak eden hocalarımız, dinleyicilerimiz varsa yine bizim herkes için Acil Sağlık Derneği'nin düzenlediği ayda bir, bazen 15 günde bir yaptığımız acil komşum eğitimleri var. Online, ücretsiz, katılım ücretsiz ve sertifika verdiğimiz. Bu en son eğitimdi. Haziran ayında tekrar bir eğitim var. Arzu eden hocalarımızı oraya davet etmek istiyorum. Özet hocam, son bir iki slaytını özetlemek istiyorum. Her an hepimize olabilir, başımıza gelebilir. İlk yardım çok önemli. O yüzden ben beni davet ettiğiniz için, bu bildiklerimi paylaştığım için ben sizlere, değerli moderatör hocalarıma tekrar teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Zerrin Hocam aslında benim burada söyleyeceğimi en başta söyledi. Tıpta, biz tıpta en çok sevdiğim şey koruyucu hekimliktir. En etkin, en başarılı, en ucuz yöntem korunmadır. Şöyle bir örnek vereyim daha canlı olması. Elektrik çarpması veya işte yanmak, yani işte ocağın üzerindeki çayın veya suyun dökülmesi sonucu vücudumuzun yanması. Şimdi elektrik çarpması sonucu yanmak. Bunlar tedavisi son derece güç, pahalı, çok uzun ve hiç de yüz güldürücü değil. Biz tedbir alır da yanmaz isek bizim en çok sevdiğimiz o. Yani koruyucu hekimlik. Şimdi konumuza dönelim tekrar. Peki Gürkan ne öneriyorsun? Önerdiğim şeyler dediğim gibi korunma. Lütfen denize girerken dikkatli olalım. Yani şöyle bir bakalım en azından denize. Mesela kayalık bölgelerse orada deniz kestanesi olma ihtimali çok yüksek. Oradan girmeyelim. Ha, illa girmemiz gerekiyorsa işte Zerrin Hocam gibi ayakkabı giyelim veya ayağımıza palet takalım ki batmasın. Bilmediğimiz yerde denize girmeyelim. Denize girerken mutlaka yanımızda bir arkadaşımız, dostumuz olsun. Allah korusun birimiz boğulacak olursak diğeri kurtarsın. Eğer ortamda deniz anaları görünüyorsa lütfen oradan girmeyelim. Yani o bile bile lades olur. Ha, diyelim ki her şeye rağmen hiç beklemediğimiz bir şekilde ayağımıza balık battı, vatoz çarptı veya boğuluyoruz veya mercan sürttü, sakin olalım. Yani nasıl olur? Tabii çok güç ama yapabileceğimiz en güzel şey sakin olmak ve bir an önce o sudan çıkmamız lazım. Çünkü su içindeyken sakinliğimizi koruyamayız. Bu sefer bir de boğulma tehlikesi atlatırız. Sahile çıktığımız zaman lütfen bir kişi hemen 112'yi arasın. Burada bir şey vurgulamak istiyorum hocam, müsaade ederseniz. Şimdi insan psikolojisi şöyle çalışır. Orada sahilde herkes birikir ve herkes bu kazazedeye bakar. Buna ben de dahilim. Yani yolda bir trafik kazası görsek hepimiz, ben de başta olmak üzere gidip bakıyoruz. Ama kimse 112'yi aramıyor. Herkes birbirinden bekliyor. Diyor ki ya birisini nasıl olsa aramıştır. Aramıyor. Onun için emir cümlesiyle sen 112'yi ara. Tekrar ediyorum. Arkadaşlar bir kişi 112 arasın değil. Bu bütün dünyada bir standart. Orada birini kestirip gözümüze, mümkünse erkek sen 112'yi ara. Ambulans gelsin diye emir cümlesiyle çağıralım. Dediğim gibi tedavide en etkin yöntem ilk yardım olarak söylüyorum tabii ki. Sirke, bildiğimiz evde kullandığımız sirke ve sıcak su. Bol yıkama, çeşme suyu, hiçbir özelliği olmayan çeşme suyu. Ama hep aynı şeyi söylüyorum. İlk yardım tıbbi tedavi değildir. Mutlaka bir sağlık kuruluşuna gitmemiz gerekir. Oradaki bir doktor, hemşire, paramediğin bizi görmesi gerekir. Tekrar görüşeceğiz inşallah diyorum hocam. Hepinize, bütün hocalarıma, dinleyicilere teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel bir fotoğrafla da bitirmek istedim. Saygılarımı sunuyorum. Evet. Çok teşekkürler hocam. Deniz bilimi ile ilgilenen hocalarımız bilir. Bu tabii yürümekle ilgili problematikler veya yüzerken çok ünlü bir deniz bilimcisini kalbinden vurdu değil mi Vatoz? Hatırlıyor musunuz evet, hocam? Genç bir çocuktu. Kalbinden vurdu yani yüzerken yüzük koyun. Kurtarılmadı. Yani öldü hemen. Öldü. Dolayısıyla hakikaten önemli bir konu bilinmedik denizler. Bu da aynı zamanda hocalarımızın da çok tehlikeli iş yaptığını gösteriyor değil mi? Yani biz burada görüyoruz takmışlar gözlükleri yüzüyorlar ama gerçekten bilim adına çok tehlikeli, riskli işler yapıyorlar. Ben hepinize çok teşekkür ederim.
Sorusu olan var mı acaba? Ben görmedim. Sen gördün mü Özlem Hocam? Hocam soru gelmemiş. Kontrol hocam, ediyorum. Hocam bir var soru var. Balon balığı için hocam, yakalayan... beni duyuyor musunuz hocam? Evet. Merhabalar. Bana özelden yazılan çok sayıda soru var. Tamam. Biz genel alanda görmüyoruz ama Yakup. Hocam yani özel, direkt, sadece evet, özel olarak. Tamam. Kişiye geldi. Tamam. Evet. Daha güzel. Buyurun hocam, Deniz Hocam. Dilerseniz kısaca cevaplamaya çalışayım. Tamam. Buradan direkt soy ismini göremiyorum. Merve arkadaşımız. Deniz Hocam, ben tıbbi farmakolog eczacısıyım. İnsektisitler, hormonlar ve yapay gübrelerin sağlığa olumsuz etkileri olduğunu biliyorum. Sizden de bu konudaki deneyim ve bilgi birikiminizi dinlemek, varsa yayınınızı okumak isterim. Eğer ki yani ben anlatmak isterim ama yayınlarla ilgili de bilgi istediği için innald@gmail ya da innald@yahoo.com'a mesaj atarsa, bilgilerini veya bana yazarsa, şimdi ben burada not alırım, yayınlar gönderebilirim kendisine. Buradaki özellikle insektisitler, hormonlar ve yapay gübreler inanılmaz derecede yoğun olarak arttı. Ben bunu Eğirdir Gölü örneğinden size belirtmek istiyorum. Bir elma işçisi, çiftçisi elmayı pazara sunabilmek için elmanın içinde bulunduğu çok sayıda paraziter enfeksiyon var, kurtlar var. Bu kurtlarla mücadelede yoğun ilaç kullanımına geçiyor. Bunlar çoğu zaman bilinçsiz olarak yapılıyor. Yani iki tane farklı çiftçiyi düşünün, yan yana tarlaları var. Ve kullandıkları insektisitler birbirlerinden farklı. WHO'nun, FAO'nun belirtmiş olduğu dozların çok çok üzerinde. Yani bir defa atayım diyor, ikinci sefere bir daha işim olmasın şeklinde. Bunlara yönelik bir yoğun kullanım var, talep var. Bu taleplerin sonucunda da hem direkt ürünü tüketirken biz sağlıkla ilgili problemler uzun dönemde yaşayabiliriz. Hem de bunların toprak üzeri akışlar, yeraltı sularına karışması, doğal gölet akarsulara karışmasıyla da sucul canlıları etkileme durumu var. İkinci soru, Merve, kırmızı yanaklı su kaplumbağalarının sulara bırakılmasının sakıncaları nelerdir? Bu kırmızı yanaklı su kaplumbağaları çok sayıda yabancı türden bir tanesi. Ben bunları derslerde anlatıyorum, yabancı türleri. Buraya özellikle seçmek istedim. Yani kolluk kuvvetlerin burada buldukları bir durum vardı. Basına yansımış bir haberi de getirmiştim. Yabancı türler ekosisteme girdikleri zaman eğer orada yayılım gösterirlerse orayı kendi istekleri doğrultusunda, kendi talepleri doğrultusunda şekil verebiliyorlar, parazit getirebiliyorlar. Oradaki doğal türleri yiyip beslenebiliyorlar. Zararlı bazı etkiler yapabiliyorlar. Oradaki eğer doğrudan başka bir kaplumbağa türü varsa hibritleşme, genetik yapının bozulması gibi durumlara neden olabiliyorlar. Ülkemizde de emis, mauro emis, rafetus gibi kaplumbağa türleri var. Örneğin GAP bölgesinde bulunan bizim kaplumbağa türümüz zaten Güneydoğu Anadolu projesiyle inanılmaz derecede baskılanmış durumda. Bir de insanlar götürüp bu kaplumbağayı atarlar oraya. Düşünün yani, onların az olan habitatlarını gidip işgal ediyorlar ve onların bulundukları beslenme çeşitlerine bağlı olarak onlardan daha fazla besleniyorlar. Daha fazla ekolojik toleransları yüksek ve benzeri. Mehmet Bey, sorumu Deniz İnnal Hocama sormak isterim. Korunan alanların ülke yüz ölçümüne oranında Avrupa ülkelerinin ortalaması %25'in üzerinde. Türkiye'de ise resmi verilere göre 2020 yılı itibariyle %8.7'dir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından beyan edilen Cumhuriyet'in 100. yılında korunan alanların %17'ye çıkartılması yönündeki açıklamaları, Doğal Hayat Koruma Vakfı tarafından yayınlanan raporlarda 2030 yılına kadar bu oranın %30'a çıkartılması gerektiği ifade edilmiştir. Gerek resmi kurumlar tarafından gerekse de sivil toplum örgütleri tarafından korunan alanların öneminin farkında olunmasına rağmen korunan alanların imara açılması hedefler ile eylemler arasında bir çelişki olduğunu göstermez mi? Evet, yani bu ülkemizde daha fazla bu konulara ilgi duyulması gerekiyor. Çevre mühendisi, biyolog, orman mühendisi, su ürünleri mühendisi gibi bu konularda doğa koruma temeli eğitimler almış bilim dallarına sahip, meslek gruplarına sahip arkadaşların daha fazla istihdam edilmesi gerekiyor ki bu alanlar korunabilsin. Devlet politikası gereği de bizim şanslı olduğumuz yerlerden birisi de çok sayıda bu tip alana sahibiz.
Bunların korunması bizim geleceğimizin de korunması anlamına gelecektir. Yaz turizminde düşüşün ne gibi bir olumsuz etkisi vardır? Orada belirtilen slayttaki durum küresel ısınmanın devletlere, ülkelere etkisiydi. Yani ülkelerin de ekonomik gayeleri olduğu için küresel ısınmanın etkisi o şekilde değerlendirilmiştir. Yoksa bir çevreci bakışıyla düşünülmemesi gerekiyor. Deniz Hocam, sunumunuz için teşekkürler. Bir sorum olacak. Mide muhteviyatı çalışmışsınız. Balon balıklarını, Murat Bey sorusu, balon balıklarını tercih eden balıklar hakkında bir çalışma olacak mı? Balon balıklarını gerek ihtiyoplankton gerekse larva seviyesinde tercih eden balıklar var mı? Evet, var. Ama şu anda bizim Akdeniz'de hem bizim ülkemizde hem de diğer ülkelerde de yaptığımız çalışmalar genellikle dağılım alanlarının tespitine yönelik. Biz bir an önce büyük projelerle bu istilacı türlerin olası etkilerini çalışmamız gerekiyor. Beslenme içerikleri de bunların başında geliyor. Getirdikleri hastalıklar bunların başında geliyor. Bunlara da önem verilmesi gerekiyor. Kısaca bu kadar toparlayabiliyorum hocam. Teşekkür ederiz hocam. Ben bir şey merak ediyorum. Hepinize sorabilir miyim? Bu sabahleyin Marmara Denizi'nde bilinen vaka anlatılıyordu. Ve ellerindeki aleti, siz daha bilirsiniz ismi neyse, denizi o şeyi, örtüyü delip de sanki bir naylon gibiydi. Denizin içine bile daldıramadılar. Şimdi başlarken Can Hocam çok güzel anlattı bölgeleri. Ben de seyrederken şunu düşünmüştüm. Dolayısıyla bu su akışları itibariyle Karadeniz'i de tıkayacak o zaman. Bu yapı hani Ege'ye de geçmesini engelleyecek mi? Nasıl da bunu değerlendiriyorsunuz? Yani yarın öbür gün Karadeniz'de ikinci derecede kirlilik olacak gibi görünüyor, değil mi? Ben konunun uzmanı değilim ama kestiğini düşünüyorum. Uzman öyle diyor. Marmara'yı bloke etmiş. O zaman bu Karadeniz ve Akdeniz içinde bir sıkıntı olacak, değil mi? Şimdi hocam aslında Barış Hoca sunumunda bahsetti mikroskobik bitkilerden, fitoplankton dediğimiz. Bunlar tek hücreli olduğu gibi tek hücre koloni halinde de birbirlerine tutunarak koloni halinde de üreyebilip çoğalabiliyorlar. Ve bunların yine Barış Hoca altını çizdi. Ben de bahsetmiştim ama daha detaylı çizdi. Ciddi bir organik yük binerse su kütlesine, ki dışarıdan insan faaliyetleri aracılığıyla, bu özellikle de Deniz Hoca da vurguladı, bir sürü de güzel örnekler gösterdi. Yani akarsuları biz kullanıyoruz, deşarj hattı olarak kullanıyoruz aslında çoğunu. Ya da doğrudan deşarj hatları, büyük endüstriyel tesislerin doğrudan deşarj hatları, derin denize boşaltıyoruz. Gözümüz kirliliği görmüyor ama biz oraya organik maddeyi dolduruyoruz. Ben şöyle söyleyeyim, İstanbul 16 milyonluk bir şehir. Şu anda İstanbul'un çok gelişmiş bir kanalizasyon sistemi var. İSKİ projesiyle yapılmış. Bunun belli bir ön arıtmaya tabi olan bütün atığı, kanalizasyon atığı İstanbul'un Marmara'dan da başlayarak Boğaz üzerinde de belli noktalarda, belli derinlikte. Çünkü o derinlikteki su kütlesi Karadeniz'e doğru hareket ediyor. Yüzeyden Karadeniz suyu Marmara'ya giriyor ama alttan da Akdeniz suyu Marmara'dan dışarı çıkıyor. Bu öngörülerek oraya verildi. Fakat biz de biliyoruz ki değişen koşullarda ve belli hava koşullarında Karadeniz'den o kadar çok su bastırıyor ki Akdeniz, aşağıdan giden Akdeniz suyu Karadeniz'e geçemeyebiliyor. Bu dönemsel oluyor. Yani ara ara bu koşullar oluştuğunda. Ama bu şu demek. Eğer bir günde basıla oraya akıtılan İstanbul kanalizasyonunun hacmini düşünürseniz, bir hafta boyunca fırtınalı, bir ciddi Poyraz fırtınasında sözüyle bir hafta boyunca o kadar
organik madde Marmara'ya geri dönmek zorunda kalıyor. Orada hapsoluyor. Dolayısıyla Marmara'nın, bunu da nereden anlıyoruz? Marmara'nın altında zaten oksijen normal bir denizden bize göre çok daha hızlı azalıyor. Çok düşük seviyelere ulaşmış durumda. Şimdi bu organik maddeyi bakteriler parçalayınca ne çıkıyor ortaya? Bizim gübre genelde tabir edilen azotlu fosforlu maddeler, inorganik maddeler. Bunu da o fitoplanktonlar çok iyi kullanıyorlar. Ve eğer belli bunların üreme hızları bazen bakterilere yakın türlerde olduğunu düşünürseniz 6 saatte bir ya da günde bir 8 saatte bir bölünebilen canlılar ortam sıcaklığı, ışık koşulları oluştuğu zaman anormal bir hızla ürüyorlar. Bunlar dedim koloni oluşturuyorlar, müsilaja getiriyor konuyu. Koloni oluşturdukları zaman bunları kendi vücutlarına salgıladıkları bir müsilaj tabakası var. Çok ufak, mikroskobik bunlar. Bunlar hem onun içinde hareket edebiliyorlar daha kolay birbirlerine göre ya da birbirlerine tutunabiliyorlar. Ama çok üredikleri zaman bu o kadar büyük, işte gördüğünüz gibi yani bir denizin yüzeyini örtebilecek kadar büyük biyokütlelere ulaşabiliyorlar. Sizin gözlediğiniz, seyrettiğiniz aletin o şeyi delememesinin sebebi şu, o artık köpürmüş çünkü denizi de şöyle düşünün. Plastik gibi, onun için benim çamaşır, deniz suyu eder mi bu geçişleri? Deniz suyu hareket ettiği için özellikle yüzeyde bir çamaşır makinesi gibi bunları çalkalayıp birbirlerine iyice tıbbi terim kullanın. Sanki bir pıhtı gibi birbirlerine daha iyi yapışmasını sağlıyor. Daha sonra da yüzeyde bunlar güneşe maruz kalınca kuruyorlar. Dolayısıyla dediğiniz gibi bir tür plastik, sentetik bir plastik madde gibi bir örtü oluşturuyorlar. Sertleşiyor. O kuruduğu için yani güneş yüzünden yüzeyi kuruduğu için iyice bir örtü halini almış. Yalnız biz bunun yüzeyini görüyoruz. Bu müsilaj tabakası o kadar yoğunlaşabiliyor ki 30-40 metrelere kadar çorba gibi yapıyor deniz. Nitekim bunu da nerede gözlersiniz? Orada gırgırla, büyük gırgır tekneleriyle balık avlayan balıkçılar onu gördükleri yoğunlaştığı zaman ava gitmezler. Çünkü o müsilaj ağlarına yapıştığı zaman o kadar bir ağırlık olur ki o ağı tekneye geri almak bile ki onların tonlarca tonluk ağırlıkları kaldıracak vinçleri var. O bile kaldıramaz. Böyle bir şey. Dolayısıyla demek ki Marmara'yı da düşünürseniz ben şunu da söyleyeyim yani deniz ekosistemi açısından çok eşsiz bir örneği olmayan üç tabakalı özel bir sistemdir. Ve bir geçittir. İki farklı ekosistem arasında bir bağlantı sağlayan bir sistemdir. Bir örneği daha yoktur dünyada. Ama biz orayı Marmara bölgesinin konseptiği gibi kullanmışız. Ne yazık ki. Planlarken bu konuda tersi yönde çalışmalar da yapıldığını biliyorum. Özellikle bir de MANMAP projesi vardı. TÜBİTAK MAM'da dahildi. Ama orada alınan raporları da çok önemli tespitler yapılmış ve tavsiyelerde bulunmuştu ama uygulamada hiçbirini göremedik. Ve Marmara'nın bu gidişatının şu haliyle daha iyi olması için ben bir neden görmüyorum ama tersine çok neden var. Onu söyleyebilirim. Teşekkürler. Bu arada ben Gürkan Hocam'a soru sorabilir miyim? Selamlar Gürkan Hocam. Merhabalar. Sorumuz için teşekkür ederim. Siz şimdi ilk yardım odaklı olduğu için genellikle toksik olaylardan bahsederken yani dışarıdan gelen çarpma, iğne batması falan gibi toksik şeylerden bahsettiniz. Onların etkilerinden bahsettiniz ama
Biz deniz bilimcilerin de ilgilendiği gene bu fitoplanktonlarla ilgili ve dünya genelinde de şey yapılan bu renk patlamaları, renkleştirmeler oluyor ya. Biz bunlara zararlı alg patlamaları diyoruz. Harmful algal bloom diye. Bunların bazı türleri, hepsi değil ama birçoğu, yaklaşık 300-500 tür var. Bizim denizlerimizde de var bunlardan 40-50 tane, yani belki daha fazla. Çünkü sayılar artıyor. Bunlar mesela odakoik asit, domoik asit. Kimileri kendi, yani tanımlanama ayrı bir tanım olmadığı için kendi isimlerine gimnotoksin, yani gimnodinyumun ürettiği bir toksin oluyor. Gimnotoksin falan filan gibi toksinler üretiyorlar. Aslında bunların onların savunma mekanizmaları. Kendilerine hacimde yer açmak için diğer türlerle rekabette kullanılıyor. Ama bunlar işte böyle kirlilik, organik kirlilik nedeniyle çok yoğun üreme imkanı bulunca bunların ürettikleri toksin miktarı da artıyor. Ayrıca bunlar farklı canlılar besin zincirinde var canlılar tarafından yendiği için bu toksinler besin zinciri içerisinde akümüle olarak mesela balıklara kadar geliyor. Sonra biz o balıkları yiyoruz ve o balıklar bize çok ciddi şekilde zehirliyor. Ama biz bunu genelde fark etmiyoruz ve ben bunu zamanında biraz üniversitede de tıp fakültesinde acili ziyaret etmiştim ama o zaman sizinle görüşmemiştim. Bir başka şimdi hatırlamıyorum. Epey oldu. Kayıt alıyorlar. Yani, gıda zehirlenmelerine ait kayıt sormuştum. Çünkü özellikle yaz dönemlerinde de gıda zehirlenmeleri genellikle çok oluyor bildiğiniz gibi. Acaba deniz, yani yediklerini not edip de deniz ürünü, mesela midyeler, bazı balıklar, küçük balıklar, özellikle sardalya gibi balıklar, midyeler, özellikle birinci vektör yani. Ve bunların içinde şeyler var, diyaretik, biz shellfish, diyaretik sorun yaratan, sindirim sistemini hep sorun yaratan ama nörotik sinir sisteminde de paralitik olanlar da var. Amnezik olanlar da var. Ve bunlar bizde daha çok duyulmadı ama mesela tropik denizlerde ya da başka yerlerde ciddi vaka bayağı hatırı sayılır. Yani en azından şunu söyleyebilirim. Sizin verdiğiniz köpek balığı vakalarının çok çok üstünde vakalara sahipler. Ciddi kalıcı, özellikle sinir sistemini etkileyenler ciddi kalıcı hasar veya ölüme de neden olabiliyor. Diyaretik olanlarda insanlara çok uzun süre geçmeyen bir problem, sindirim problemi yaratıyor. Sizin hiç bu yönde dikkatinizi çeken bir vaka oldu mu? Siz acilde olduğunuz için ben belki o zaman ben sorduğumda mevcuttur ama kayıtlara girmek lazım dediler ama kayıtlar da arşivdeydi. Ben bir iki gönüllü öğrenci bulup arşivi taratamadım. Belki siz sizin şahsi bir tecrübeniz olmuştur. Onu soracağım. Teşekkür ederim hocam ama yani ben gördüğüm bir iki tane balıkçının elinde yani balık çarpması sonucu olan bir şiş, ödem kızarıklık dışında. Yok yok, gıda zehirlenmeleriyle deniz ilişkisi kuruldu mu hiç, onu merak ediyorum. Ha, kurmuyoruz hocam. Biz acil servise gerçekten o ayrıntıya giremiyoruz. Bizim için gıda zehirlenmesidir. O neden olduğu çok önemli değil. Çünkü tedavisi hepsinde aynı. Yani işte serum vermek vesaire gibi. O yüzden hani balıktan mı oldu, yok efendim başka bir şeyden mi oldu, pilavdan mı oldu? Ayırt edemiyoruz. Zaten ayırt edecek zamanımız da yok gerçekten. Ve tedavimizi de değiştirmiyor. Sonuçta tedavimiz aynı olduğu için ayırt etmiyoruz yani. Özellikle. Ama herhalde paralitik bir vaka gelseydi dikkatinizi çekerdi. Çünkü felç melç gibi şeyler olur. Hocam, Kemal hocam, ben istedim tabii. Böyle bir ayrı toplantı. Gürkan hocam dedi bu bizim konumuz değil. Acile bu şekilde gelse bile serum takıyoruz. Ama doğru çok yani. Konuya değindiniz. Ben gene de şansımı denedim. Ben bunu merak edip ayrı bir toplantı olsun istiyorum açıkçası. Çünkü buzul erimeleriyle de bağlantılı olarak Amerikalı bir generalin literatürde gördüğüm bu COVID benzeri reaksiyonları göstermiş askerleri.
Dolayısıyla balık konak olabiliyor tabii ki. Fakat bu çalışmalar yeni yeni yapılıyor. Ve biraz da riskli balık sektörü açısından. O açıdan Cabbar Hoca bulmak lazım, bilim adamı. Ama şöyle söyleyeyim Zerrin Hanım, mesela diğer ülkeler bu konuda bizden bir iki adım önde farkındalıkta. Mesela biz midye ihraç ya da balık ürünleri ihraç etmeye kalktığımız zaman özellikle yetiştirilen ürünlerde özellikle de midye gibi şeylerde mutlaka bizim diuretic shellfish poison dediğimiz bu tür sindirim sorunları yaratan toksin grupları için bir test analizi var, analiz serisi var. Bir de paralitik yani sinir sistem. Bu her iki test analiz serisini yaptırıp sertifika almak zorundalar. Ve bunu da yapan zannediyorum Bursa'da Tarım Bakanlığı'na ait bir şey var. Bu belge alınmadan bunu yapmak mümkün değil. Bunu sağlayamadı bir süre Tarım Bakanlığı. Tam bir yıl su ürünleri ihracatına kapattı Avrupa bize. Bu mesela bu da ekonomik tarafı işin. Yani bizim İzmir İzmir Körfezi'nde bizim bizzat yaptığımız çalışmalarda da biz yani en son daha sonra da bulduk da onları tek tek bulunca sayıyı bilmiyorum ama ilk yaptığımız çalışmada 40 tane toksik tür bulduk. Çok önemli bir konu gerçekten. İyi ki değindiniz. Ben de ilerletmiştim etmiştim bunu COVID bağlantısıyla genişletilebilir. Çünkü konak olabiliyormuş. Tabii ki siz daha iyi bilirsiniz balıklar ve bu buzul erimeleri sonucu ortaya çıkan yeni yeni virüsler de olabilir. Literatürde var bununla ilgili konular. Ben de ilgilenmiştim de merak ettim. Bir küçük soru var. Belki genel. Ben şöyle döndürürüm soruyu. Kara ekosistemi ile deniz ekosisteminin birbiriyle bağlantılı olabilirliği üzerine. Çünkü Deniz Hocam biraz kara ekosisteminden ve ormansızlaştırmadan bahsettiği için siz de görüyorsunuzdur belki genel soru içerisinde etki var. Ama karayı denizle birleştirelim diye ben onu biraz döndürdüm soruyu. Yani kara ekosistemi ile deniz ekosisteminin birbirinden etkileşim içerisinde girmesi, kara ekosistemi bozulursa deniz de bundan etkilenir mi gibi biraz modifiye ettim soruyu. Ne diyorsunuz? Ben mi sürpriz? Kemal Hocam? Şimdi yani ekosistem bizim incelediğimiz bir sistem incelerken belli görüleyip amacımıza göre sınırlarını biz çiziyoruz. Sonuçta dünyanın tamamını da bir ekosistem olarak düşünebilirsiniz. Hidrosferik döngü zaten başlı başına her iki ekosistemi birbirine bağlıyor. Yani denizlerinden buharlaşan su gidip tekrar yağış olarak geriye dönüyor. Hem denizlere de karaya da dönüyor. Ama iklim burada çok önemli bir iklim. Şeyi yani atmosferik olaylar ve iklim oradaki süreçler çok belirleyici. Örneğin bizim genelde şu ana kadar mevcut iklim özel değişim özelliklerimiz yani atmosferde bizim Kuzey Atlantik Osilasyonu dediğimiz bir hava akım paterni, bir tür sudaki akıntı paterni gibi. Onun davranışıyla alakalıydı. Biz o dalgalanma ile mesela biz aşağı yukarı yapılan çalışmalarda 10 ila 15 yıl aralıklı. Gürkan Hocam açılışta da güzel gösterdi. İzmir Saat Kulesi'ni karlar altında. Şimdi pek öyle alışık değiliz değil mi İzmirliler olarak? Ama geriye doğru baktığınızda bu öyle
tabii tık tık böyle çok düzgün olmasa bile 10-15 yılda bir çok soğuk ve kar yağışı bile olabilecek dönemler geçirdik. Ben hatırlıyorum, ben üniversite öğrenciliğimden, her ne kadar doğuştan İzmirliysem de, üniversite öğrenciliğimden 2000'li yıllara kadar 3 kere kar gördüm ben. Yani çok bir gün oldu ama oldu. Ve aralarında da böyle 13 yıl, bazen daha kısa 8 yıl sonra böyle bir şey oluyor. Bu o salınım zaten, osilasyon bunu gösteriyor. Fakat şu anda içinde bulunduğumuz durumda bu osilasyon kaydı. Yani daha yukarı kaydı. Anlatabiliyor muyum? Artık bizim coğrafyamızı üzerindeki hava olaylarını çok eskisi kadar belirleyemiyor. Bu da genel iklim sorunu, bu küresel ısınma da bunun bir parçası. Bununla ilişkili olduğu tartışılıyor, düşünülüyor ve bu kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla bizim kurak, aslında Deniz Hoca da hızlı hızlı değindi yani altını, hepsini söyledi. Daha kurak dönemler, sert ani hava değişiklikleri daha hızlı. Çünkü biz artık daha altımızdaki Afrika'daki havayı, daha sıcak havayı belirleyen olaylara daha yakın olmaya başladık. Ve onların aslında tam çatıştığı yerde olmaya başladık. Yani geçiş zonunun üstü, geçiş zonu, bu havaların geçişi artık bizim üstümüzde olmaya başladı. Tam üstümüzde değil ama yakınımızda olmaya başladı. O yüzden çok hızlı çıkan sert hava değişiklikleri, sert fırtınalar ya da birdenbire düşen hava sıcaklıkları ve bunun arkasından pat diye yukarı tırmanan hava sıcaklıkları gibi olayları gözleme sıklığımız giderek artacak. Yağışlar kısa erimli ama çok, yani sağanak gibi olacak ki bunlar selden başka hiçbir şeye yaramıyor. Tarıma ya da ormana faydası yok, zararı var. Bizim de bu bilinci herkese yaymamız lazım ki iklim değişikliğine genel olarak, denizin kenarında yaşasın ya da karanın ortasında yaşasın, herkesin, bakın küresel ısınma demiyorum. Bunu sadece öyle algılayanlar da var. Yani her şey ısındığı için oluyor. O kadar doğru değil. Ama iklimin değiştiği de ortada. Ben hızlı hızlı geçtim aslında. Çünkü çok benim konum çok fazla detaylıydı. Mesela Akdeniz'in bir kere kuruyup tuz gölü, yani 3-5 tane tuz gölünden ibaret bir kalıntı haline geldiğini söyledim. Milyonlar. Bu aslında buna benzer olaylar 2-3 kere geçirdi. Yani şöyle söyleyeyim. Akdeniz'in tüm biyotası, günümüzdeki biyotası, dördüncü biyotası. Yani 4 kere değişti koşulları. Daha evvelden Atlantik hakimdi. Hiç okyanusu ve Pasifik türlerinin imkanı yoktu etkilenme. Atlantik'te bağı kesildi. Çok, biz milyonlarca yıldan bahsediyoruz. Kendine ait bir yerel popülasyonu oldu bir süre. Ama sonra kurudu. Sonra tekrar Atlantik yeni. Hem bu sefer birinde kuzeyden, çünkü buzul çağı sırasında açıldığı için kuzeydeki su, yani Kuzey Atlantik suları girdi. Soğuk sular girdi. Ve bu nedenle soğuk sularda yaşayan boreal türler hakim oldu Akdeniz'de. Diğer zamanda yine bu sefer buzul çağından sonra su seviyeleri yükselince sıcak su Senegal'in oradan gelen, yani Afrika'nın batısından gelen sular daha çok girdi. Bu sefer de o türler oradan. Şimdi o türlerin ataları ya da hala orada da olan, burada da olan birçok ortak tür var. Bunların kaynaklarını böyle görüyorsunuz. Dolayısıyla şunun altını çizmek isterim. Biz ekosistemdeki tür dağılımını birebir, yani burada bak 100 yıldır 500 tane tür yaşıyor.
bundan sonra bunun 501, 505 ya da 600 olmasına müsaade etmemek, böyle bir şey yok. Ya da 400 olması. Biz yapabileceğimiz şeyleri yapabiliriz. Çünkü değişiyor. Benim en azından Deniz Hocam çok güzel söyledi. İnsan eliyle getirilen, yani doğal yollarla türler giriyorlar. Ama insan eliyle gelen türleri, mesela akvaryuma balık getir. Ben vakaları da, benim hatırladığım bir sürü başka vaka da var. Yani pirana bile atan oldu hocam. Yani evet burada, evet, onu diyecektim. Hadi demeyelim. Akvaryumdaki piranalarını kalkıp göle ya da nehire atan insanlar oldu. Hatta olmadı. Urla'da timsah görüldü gibi olmuştu yıllar önce. Sonra ses edilmedi. Korktum. Ya, hocam özetle işte bu bilimsel çalışmaları sürdürmek lazım. Dediğiniz gibi kemale ermedi, her gün değişiyor. Ama bir şey söyle, bir şeyin altını çizmek istiyordum. Aslında o da son slaydımdaydı. Kapanışı öyle yapacaktım. Buraya da geldiği için onu bir gösterebilir miyim? Müsaade ederseniz hızlıca. Tabii. Yalnız 5'te bizim kapanmamız lazım. Hemen hızlıca göstereceğim. Barış Hoca'ya da bir soru varmış. Hocam bu arada ben küçük bir soruyu sorayım Barış Hoca'ya. Sorun. Barış Hocam siz hazırlık yaparken. Burada değil mi Barış Hoca? Evet, buyurun. Tamam. Aslında Kemalcan Hoca'nın Gürkan Hoca'mıza sorduğu soru bağlamındaydı. Bu besin ve gıda zehirlenmesi anlamında deniz canlılarından ya da su ürünleri dediğimiz hani gruptan. Siz deniz çayırlarını anlatırken böyle bir tabakta sunum da vardı. Ben de bu arada Uygulama Bilimler Yüksekokulu'nda gastronomi bölümümüz var. Orayı idare ediyorum, yöneticisiyim. Onunla ilgili de yani denizdeki her şey yenilebilir mi kısmındaki sorular geçti aklımdan ve bu deniz çayırlarının da o tabaktaki sunuma giren türleri hakkında böyle bir kısaca bir şey var mı bilgi, yoksa bunlarla ilgili böyle deneme mi yapıyor? Çünkü gastronomi mutfak sanatları da böyle yeniliklere çok açık. Her şeyden bir yaratıcılık ürünü çıkaralım diye. Şöyle hocam. Bir takım şeyler var. Ne diyorsunuz bu konuda? Şöyle hocam. Deniz çayırları gıda olarak tüketilmiyor. Onların selüloz oranları çok yüksek olduğu için insan vücudunu sindiremiyor. Ancak deniz yosunları özellikle uzak doğuda ciddi gıda olarak tüketilen, hatta bayağı karasal çiftçilik gibi çiftçiliği yapılan ve gastronomide ciddi şekilde kullanılan türleri olan bir grup. Yani bu mümkün. Evet. Mümkün. Hatta bu bizim İzmir Körfezi'ndeki Ulva'nın diğer bir halk arasındaki ismi deniz marulu diye geçer. Hı hı. Japonya'da ciddi salata olarak tüketilir. Ancak tabii İzmir Körfezi gibi değil, daha temiz yerlerde büyüyen. Tamam, temiz, evet. Evet hocam, bu bağlantı aslında Zerrin Hocam da bahsetti. Böyle bir ayrı bir toplantı da disiplinler arası yapılabilir. Tekrar tabii. Biz düşünüyoruz, bu alanlara giriyor. Tabii ki, niye olmasın hocam. Gıda olarak ciddi kullanılıyor deniz yosunları. Çayırları değil ama yosunları kullanılıyor. Evet. Yani tabii ben anlatırken siz onu not almaya geçmişim. Kusura bakmayın. Yine yenmez kısmında. Özlem Hocam, Kore filminde gördüm. Böyle ne derler? Tabaka tabaka incecik. Onu haşlanmış kaynamış suya atıyorlardı, haşlıyorlardı. Öyle bir şey. Yani şeylerinin besin zinciri içerisinde önemli bir boyutunu oluşturuyor diye anlıyorum. Belki genç ve güzel kalmalarının sırrı budur. Hocam uzak doğuda çok ciddi kullanılıyor ve yapılan ölçümlere göre bizim kullandığımız ıspanak veya diğer bazı sebzelere göre kat be kat daha yüksek vitamin içerikleri olduğu ortaya çıkmış durumda. Yani ben yapalım hocam, hem gastronomi hocalarımız hem de böyle Barış Hoca gibi ve Can hocalarımız gibi. Deniz Hoca da bahsetti aslında, hani o tür konulara girdi. Ortak alanlar var, konuşulabilir. Zaman yetmiyor bize bu tür toplantılarda. Yeni fikirler gelişiyor, teşekkür ederiz. Can hocam buyurun. Buyurun hocam. Ben hemen bağlayayım.
yani bu tür çeşit, biyoçeşitliliği değiştiren etmenlerden bahsettik ama bir kaba benzetmeyle ben size şöyle söyleyebilirim. Bakın yeni türler üç yolla giriyor. Yani işte Akdeniz özelinde üç yol var. Yani bir Indo-Pasifik, Lesepsiyan, Süveyş kanalından girenler, Atlantik'ten girenler, bir de insan eliyle getirilenler. Bunlar aslında bir tür ham madde gibi. Yani sisteme yeni bir ham madde giriyor. Bu sistemde bu ham maddenin girişi ne gibi etki yaratır? Bir şekilde kullanılabilirse, yani gelen, şunu da belirtip, gelen her yeni tür sistemde tutunamıyor. Bugüne kadar diyelim ki işte 600 küsür türdü yeni tür. Belki girebilen, yani erişebilen, oraya girebilen tür belki bunun 2 katı, 3 katı, ama sadece 600 tanesi popülasyon oluşturabilip kendine bir habitat bulup yer bulup şey, peki nasıl yer buluyorlar? İşte o zaman mekanizmalara geliyoruz. Kirlilik, aşırı tüketim. Biz mevcut popülasyonları örselersek, onları kendi dengelerini sürdürecek şeyden imkandan mahsum bırakırsak, söz gelimi biz buna üreme stoğunun azaltılması. Yani bir popülasyonda üreyebilen bireylerin sayısı azalırsa o popülasyon kendini idame ettiremez. Bizim balıklarda özellikle yaptığımız en önemli iş bu. Biz balıkların stoklarını öyle tüketiyoruz. Üreyebilecek yeteneğe, erginliğe gelişmiş canlıların çoğunu alıyoruz. Kalanlar yerine koyacak, aldığımızı yerine koyacak kapasitede olmuyor. Biz buna önem veriyoruz. Neden peki bunu yapıyoruz? Aşırı tüketim. Ben şöyle söyleyeyim. Yediğimiz balıktan daha çok, en az, ya çok demin de, dünyada avlanılan balığın yarısından fazlasını biz balık unu yapıyoruz. Un yapıyoruz. Onları ne yapıyoruz? Tavuğa yediriyoruz. Ya da akvakültürdeki balığa yediriyoruz. Yani bu asıl aşırı tüketim, plansız tüketim oluyor. Bunlar yapılabilir tabii ki, teknoloji lazım ama burada denge önemli. Bir de insanın yaptığı en ciddi etki ekosistemlere habitat hasarı. Ben şöyle söyleyebilirim, hepiniz duymuşsunuzdur. Termiti bilir misiniz? Termit böceğini. Özellikle ağaçlara ya da tahta, ahşap evleri olanlar daha iyi bilir. Beyaz karınca değil mi? Fransızca o, değil mi? Yani beyaz bir tür karıncaya benzer bir canlı. Ama ahşabı kıtır kıtır çekirdek çitler gibi, yani bir anda tüketip bir sünger haline getirip kullanılmaz hale getirebilen bir şey. Ve ormanlarda büyük hasarlara da yol açabilen bir şey. Yani bizim çırağımız bile olamaz termit. İnsanların kendilerine yaşama alanı yaratırken son derece özensiz davrandığını görüyoruz. Aslında sel basan şehirlerimizde görüyoruz. Ya da işte kirlilik nedeniyle kötü hava soluyarak etrafında hiç yeşil bırakmadığımız. Ya da canlıları, mesela avcılıktan bahsetti Deniz Hoca, aşırı avcılık, bilinçsiz avcılık, şey, hatta avcılık belki günümüzde çok da eskiden belki bir anlamı var artık. Tarım toplumu olmuşuz, onu bile geçmişiz, endüstriyel tarımdan bahsediyoruz. Ama avcılıktan çok yaban hayatına, doğal hayata zarar veren habitat hasarıdır. Biz o canlıların ihtiyaç duyduğu, yaşamak için ihtiyaç duyduğu alanları, orada hiç bakıyoruz hiçbir şey yok. Yeşil örtü, çalı, ağaç,
oraları işgal ederek onlara yaşayacak yer bırakmıyoruz. Bizim yaptığımız en büyük tehlike bu ki bu tehlike aslında dönüp sonra bizi vuracak. Can Hocam, derslerimiz başlıyor 17'de. Çok teşekkür ederiz. Çok evet, fazla Özlem Hocam, baktım ben, doğru hatırlıyorum. Beyaz Karaca diyor Wikipedia'da. Hocanın anlattığı gibi zararlı. Evet, ben herkese çok teşekkür ediyorum. Özlem Hoca ile beraber, sizlerle beraber, katılımcılarımızla beraber güzel bir toplantı oldu ama biz sizi bırakmayacağız anlaşılan. Çünkü deniz çok önemli. Biz de güya deniz ülkesiyiz ama iyi ki siz varsınız görünen çalışmalar olarak. Bizim deniz politikamız var mı yok mu? Bunlar çok önemli. Orta çağda bile hani güçlü deniz donanmalarımız olduğu zaman bile Avrupalılar bize kara insanı demişler. Aslında bugünü mü görmüşler ne? Bizim denize daha fazla destek vermemiz ve farkındalık sağlamamız gerekir diye ben düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum herkese. Teşekkürler. Emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Sağ olun Gülkan Hocam. Yakup'a da çok teşekkür ederiz. Evet. Ben de çok teşekkür ederim hocam. Ayrıca bu videoyu YouTube'a yükleyeceğim bugün bir aksilik olmazsa. Yine sempokon.com'dan da ulaşabilirsiniz hocalarım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Yakup unuttu ya da hani hatırlatmak adına. Adı soyadı belli olmayanları Yakup güvenlik nedeniyle, toplantı huzuru nedeniyle almıyor toplantıya. Onun için öğrencilerinize söylemenizi tavsiye ederiz. Bundan sonraki toplantılarda bakın herkese açık ve çok riskli. Ama Yakup kontrolünde böyle adı BB yok CB olanları almıyoruz. Dolayısıyla güvenlik nedeniyle adı soyadı öğrencilerinize söyleyin hocalarım. Tam görünsün. Ancak o zaman kabul edebiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Herkese çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Sağ olun. Siz de. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.